2022 yılının Ocak ayı içerisinde faaliyetlerine başlayan Veri Laboratuvarı, girişimcilerin veri odaklı yenilikçi projeler üretmesini destekleyerek lise ve üniversite öğrencileri için istihdama yönelik ve staj destekli eğitim programları hayata geçirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki tane teknoloji ve girişimcilik merkezi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Başakşehir'deki Veri Laboratuvarımız, diğeri de Şişhane'deki Zemin İstanbul. Her iki merkezimizde de gençler için 6 ila 18 hafta arasında süren bootcamp programları ve sektörün önde gelen uzman kişileriyle karşılıklı sohbetleri içeren etkinlikler yapmaktayız. Bir üçüncü merkezimizi de Anadolu yakasında Kayışlar'da açmayı planlıyoruz. Veri Laboratuvarı, eğitim, etkinlik ve girişimcilik olmak üzere 3 alanda faaliyet göstermektedir. Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde özellikle üniversite öğrencilerine 21. yüzyılın yetkinliklerini de kazandırarak yazılım alanında istihdam desteği sağlanmaktadır. Veri Laboratuvarı Türkiye'nin ilk kamu alanındaki veri laboratuvarı olarak hizmet gösteriyor. Girişimcilik ve teknolojik faaliyetleri desteklediğimiz Veri Laboratuvarı'nda özellikle veri ve yapay zeka alanındaki yenilikçi fikirleri destekliyoruz. Bunun yanı sıra eğitim, etkinlik projelerine de destekler veriyoruz. Böylelikle ülkemizin yazılımcı ihtiyacını giderecek şekilde veri yönetimi projelerinin eğitim ve etkinliklerini de ön plana çıkarıyoruz. Yüzden fazla eğitim ve etkinlik faaliyetleriyle gençlerin geleceğin teknolojileri olan yapay zeka, veri bilimi ve blockchain konularında altyapı kazanmasını ve birlikte proje geliştirme kültürünü benimsemesine zemin hazırlamaktadır. Girişimcilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesinin veri ve veriye erişmek olduğunu görüyoruz. Bu gözle de bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak 2020'de yayına aldığı açık veri platformu ve onun arkasından fiziksel bir mekan olarak devreye aldığı veri laboratuvarı oldukça önemli bir işlevi görüyor diye düşünebiliriz. Öğrencilerimiz veya startup firmalarımız, girişimcilerimiz yazılıma dayalı ürünlerini, servislerini, hizmetlerini deneyimleyebilecek ortam bulmakta ciddi olarak zorlanıyorlar. Bu noktada ya kamu ya özel sektörden kendilerine bir imkan sağlanması ve bu ürünlerini, servislerini deneyebilecek bir platform yaratılmasını bekliyorlar. Gençlerle teknoloji buluşmaları yapılan etkinlik alanlarında sektörel yapay zeka günleri, girişimciler buluşması ve yazılımcı buluşmaları gerçekleştirilmektedir. İstanbul'a inovatif çözüm getirebilecek projeleri geliştirmek için Hekaton ve Ideaton programları planlanmaktadır. Veri Mühendisliği Bootcamp, Siber Güvenlik Programı, Herkes İçin Yapay Zeka Programı, İstanbul Veri Bilimi Bootcamp, Python ile Veri Analizi Programı, Mobil Uygulama Geliştirme Programı, Frontend Bootcamp, Backend Bootcamp, FortiGate Security Programı gibi eğitim programları düzenlenmektedir. Üniversite öğrencilerinin ve mezunların veri setlerini kullanarak veri bilimi ve yapay zeka becerileriyle birlikte geliştirecekleri analiz çalışmalarıyla İstanbul'daki sorunlara çözümler üreterek inovatif proje geliştirilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu anlamda veri laboratuvarımız ve açık veri platformunun çok önemli bir misyonu üstlendiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki veri setleriyle birlikte gerek akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz gerekse girişimci firmalarımız kendi ürün ve servislerini deneyimleyebilecekleri veri setlerini elde edebiliyorlar ve başka hiçbir yere bağımlı olmadan da bir ücret ödemeden kendi çalışmalarını ve kendi ürünlerini bu veri setleriyle deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri açısından da bizim bugün çok moda adıyla startup veya başlangıç aşamasındaki girişimlerin o can suyu dediğimiz ilk ürünlerinin ilk alıcısı pozisyonunda olma, ürünü birlikte geliştirme ve ürünleştirme sürecini de beraber yönetme aşamasını gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla aslında bu anlamda ekosisteme de çok önemli bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Laboratuvarı'nda girişimcilere veri desteği sağlamak,
Veri bilimi hakkında eğitimler vermek, test ortamı oluşturmak, İstanbul'a katma değer sağlamak, araştırmacılar için çalışma ortamları sağlamak, kişi ve kurumlar arası network oluşturmak amaçlanmaktadır. Arkadaşlar tekrardan aramıza katılanlar var. İyi akşamlar diliyorum. Ben sözü Bootcamp programımızı ve kendisini tanıtmak üzere sevgili hocam Cihan Bey'e bırakıyorum. Yayın kalitesi açısından görüntümü kapatıyorum, sesimi ve görüntümü, ama arka planda merhaba. Bir anda düştünüz bu arada. Son kısmı duyamadık. Furkan, ben seni co-host yaptım. Tamamdır hocam. Öncelikle sunum için teşekkürler. Biraz yüksek sesli bir sunum oldu ama. Evet hocam, kusura bakmayın, bir koptum, nerede kaldığımı hatırlamıyorum, ancak tekrar etmek gerekirse aramıza yeni katılan arkadaşlar için hoş geldiniz diliyorum. Ben arka planda olacağım arkadaşlar, herhangi bir sorunuz için buradayım. Hocam, Bootcamp programımızı ve kendinizi tanıtmanız için sözü size bırakıyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar, görüntü kalitesi açısından sesimi ve görüntümü kapatıyorum. Tekrar iyi akşamlar. Teşekkürler. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bir anda katılımcı arkadaşları almaya devam ediyoruz. Ben hızlı bir şekilde kendimi tanıtacağım. Yalnız öncelikle aramızda yapay zeka ile ilgilenen, bunu ilgileniyorsa hangi seviyede ilgilendiğini de söyleyebilir. Bu konuda bilgi verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde sohbete girelim. Bir adet sıfır geldi. Ali Kerem'den. Hocam, ben yapay zeka modellerini ve güvenlik konularıyla ilgileniyorum. Peki, bir şeyler yaptın mı Zehra? Yoksa merak seviyesi mi? Yani yeni başlangıç ama hedefim güvenlik tarafı. ML konusunda Coursera kurslarına bakıyor bir arkadaşımız. Kodlama, siber güvenlik ilgi alanında, fakat yapay zeka merak ettiğim bir alan. Güzel. Henüz genel kültür seviyesinde bilgi sahibim, fakat geliştirmeye hedefliyor Mert. %5 falan çok derya deniz bir konu. O benim için de geçerli. Bilal. Ben yüzde kaçtayım bilmiyorum. Emin olamıyorum ben. Merhaba, Python eğitimi almıştım. Yapay zeka ile ilgili biraz bilgim var diyor Nisa. Büşra, security kısmında bilgim yok. Yapay zeka da var sanıyorum. Yapay zeka modellerini geliştirebiliyorum diyor Zehra. ML üzerine kurslara bakıyorum ve modeller üzerinde kodlama yaparak geliştirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Furkan, waiting room kısmındakileri dahil edebilir misin? Ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Machine Learning, EU sayısal yöntemler yüksek lisans dersleriyle R, Python ile model geliştirebiliyorum. İstatistiksel öğrenmediği için de. Ha, güzel. Machine Learning ağırlıklısın. İstatistiksel temelde, anladığım kadarıyla.
İyi akşamlar Elif Hanım. Çünkü vergi verilmeyecek diyoruz. Yapay zeka güvenliği konusunda bir ay önce araştırmalara başladım. Çok iyi. Bununla ilgili kurduğumuz organizasyondan bahsedeceğim. AI SecLab. Türkiye'de ilk olarak başladığımız çalışma. Merhabalar hocam. Ben yapay zeka ile ilgilenirim. Yeni başladım diyebiliriz ve yapay zekayı siber güvenlik ile entegre etmeye çalışıyorum. Süper Esat. Zeynep. İlk eğitimim olacak. Yapay zeka konusunda önceden derin öğrenme seminerine katılmıştım. Çok iyi. ML konusunda bir projede çalışıyorum. Stajımı da network mühendisi konusunda yapıyorum. Güzel bir bağ. Oradan bir bağlantı kurarız. Machine Learning üzerine gidiyordum. Son zamanlarda security tarafına ilgilenmeye başladım, diyor Eren. Çok iyi. İki tane derin alan. İrem, ben siber güvenlik üzerine çalışıyorum ama hangi alanda özelleşeceğime karar vermek. Her alanda temel bilgim olsun istiyorum. Peki, iyi akşamlar. Oğuzhan, makine öğrenmesi konusunda eğitimlere katılıyorum bu konuda. Python ile kodlamalar yaparak. Çok iyi. Bilal, sizinle tekrardan nasıl iletişim kurabiliriz? Mail adresi ve benzeri kayıt altına paylaşılır mı? Evet. LinkedIn'den ulaşabilirsin. Hemen erkenden cevap vereyim. LinkedIn'den ulaşabilirsin. Mail adresim de var. Sunumun içerisinde olacak. Alper, SOC ve yapay zeka üzerine gidiyor bizim organizasyondan. Ben de aslında doktorum diyor Ali Rıza. Ve psikiyatri uzmanlık bölümü eğitimi alıyorum. Python eğitimi aldım. Yapay zeka ve psikiyatri alanında çalışmalara yönelmek istiyorum. Çok iyi bir alan. Benim hobi olarak yapmaya çalıştığım bir şey. Tabii ki derinlemesine uzmanlık o tarafta benim adıma mümkün değil. Fakat çok güzel bir alan. Oradan da bir bağ kurabiliriz. Zaten girişim o şekilde olacak bu arada. Matematikte Makbule, üniversitede ders olarak yapay zeka görmüştüm. Siber güvenlikle ilgilenen ve yapay zeka ile olan ilişkisini öğrenmek istiyor. Peki. Güzel. Çok iyi. Farklı ilgilenenler de vardı eminim. Ne güzel. Herkes gidebiliyorum oraya. Evet. Şimdi ekranımı paylaşayım. Evet. Discord'u paylaşalım. Ya. Arkadaşlar, bizim AI SecLab organizasyonu Discord'unu hemen paylaşacaklar. Uzun bir yazı geldi. Görüntü işleme, veri bilimi gibi alanlarda çalışmalar. Baykar'da yapay zeka yazılım geliştiricisi. Çok iyi. Orada değerli arkadaşlarımız da var. Güzel. Fiziksel olarak eğitimlere katılabilir miyiz? Veri laboratuvarında. O bana gelmemiş soru. Tamam. Chat'i bırakayım. YouTube chat kısmına dönecek. Ben ekranı paylaşacağım, oradan anlatacağım. Aralarda soruları bana zaten Furkan iletecektir. Hemen bir ekran vereyim size. Kendimi tanıtırken hızlıca. Kendi web sitemden başlıyorum bunu tanıtmaya. Güzel bir özet olarak hazırlamıştım çünkü. Ben Cihan Özhan. 2000'lerin başından beri güvenlik ve yazılım sonrasında da yazılım tarafına başladım. Sektörde uzun yıllar yazılımla alakalı çalışmalar yaptım. İleri seviye birçok proje altyapı geliştirdim. Tek başıma geliştirdiğim projeler de var. Ekipler halinde yaptığımız çalışmalar da var. Yurt içi ve dışı. Farklı diller kullandım. Bunlardan özetle bahsederim. Bahsetme sebebim de bu alanlarda sorular sorabilirsiniz. Sunumum biraz uzun. Normalde 2 saatlik bir süremiz var. Fakat büyük ihtimal bunu aşacağız. Bunu arkadaşlarla da konuştuk. Herhangi bir sıkıntı yok önümüzdeki süreyle alakalı. Kendimden bahsetmeye devam edeyim. 2000'lerin başından beri ben aslında hacking dediğimiz çalışmalarla ilgiliyim. Ve sonrasında da o dönemler sektör yasal olarak olmadığı için Türkiye'de siber güvenlik sektörü yaptığımız her şey illegal olabilecekti. Bu nedenle de biz yazılım tarafına ağırlık vermeye başladık. Ve bu süreç içerisinde de güvenli uygulama geliştirme ve bu odakla yazılım geliştirme tarafına da çalışmalar yaptık. Normalde diyelim ileri seviye C Sharp, ileri seviye Go, Python vesaire gibi dillerle eğitim ve danışmanlıklar yaparken
Aynı zamanda da güvenlik tarafıyla da ilgileniyordum. Güvenli uygulama geliştirme ya da ethical hacking falan. Ama bunu hep yazılım odaklı yaptım. Çok fazla duyurduğum bir çalışma değildi. Daha çok kurumsal müşterilerimize bu alanlarda çalışmalar yaptık. Son yıllarda tabii ondan öncesinde insansız otomobil Ar-Ge çalışmamız da vardı. 2017'de en son 2014 ile 15 tarafında yoğun bir şekilde bu çalışmaları yaptık. O zaman aşırı early stage bir girişim ya da Ar-Ge'di diyelim. Sonrasında 2017'de de genel açık etkinlikler arasında benim bildiğim ilk self-driving car development eğitimini verdim. Bir üniversitede 8 saat boyunca bir insansız otomobil donanım ve yazılım tarafına nasıl geliştirilir? Sonrasında o dönemlerde zaten paralel olarak insansız fabrika üzerine çalışıyordum. Bunun üzerine çok daha fazla araştırma yaptım. Geleceğin de otonom sistemler tarafında insansız fabrikalar olacağından eminim. Şüphem yok bundan. Autonomous Factory diyebileceğimiz ya da Dark Factory, Smart Factory gibi başlıklar var. Çok zorlu bir alan ve orada da bir girişim ve bazı projeler yaptık. Son yıllarda artık güvenlikle, benim en çok sevdiğim güvenlikle yapay zekayı birleştirmek istedim. Burada da AI Security odaklı çalışmalarla başladım aslında. Bundan da aralarda bahsederim. AI Security, yapay zeka modellerinin kendi güvenliğiyle alakalı bir başlık. Sonra buna siber güvenlikte yapay zekayı da ekledik. İkisini bir ilerletiyoruz şu an. Aslında siber güvenlikte yapay zeka çoğunlukla daha kolay bir alan. Her ne kadar zor gibi görünse de AI Security çok daha zor. Orada ucu açık çok fazla Ar-Ge alanı var çünkü. Ve geleceği bunların ikisi de çok etkileyecek. Bunların ikisinde de uygulamalı bir şekilde çalışıyoruz. Ve bir tane girişimim var Safebox adında. Tamamen yapay zeka ile siber güvenlik sorunlarını çözmek. Burada pek bir sınırımız yok. Biz Ar-Ge usulüyle çalışıyoruz, ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yeni bir şeyler keşfetmeye ve bunları ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve yaptığımız her şeyde yapay zeka olmak zorunda. Hani mış gibi yapmıyoruz diyeyim özetle. Gerçekten yapay zeka ile sorun çözmeye çalışıyoruz. O taraf derin bir konu. Ben özetle son dönemlerde işte bir buçuk yıldır aslında farklı gruplar şeklinde başlattığımız AI Sec Lab diye bir organizasyonumuz var. Bu yapay zeka güvenliği. Artificial Intelligence, Security and Defense Lab. Yapay zeka ile siber güvenlik ya da genel olarak ikisini de içeren bir alan. AI Sec Lab. Burayı inceleyebilirsiniz. Bu bizim organizasyonumuz ve Safebox'da benim girişimim. Ben kişisel olarak nelerle ilgilendim? Programlama dilleri tarafında uzun yıllar, 15 yıldan fazla olabilir. C#, sonrasında Go, Python, Rust ve benzeri bunlarla çalıştım. Ve veri tabanı tarafında da belki kullanan olmuştur. SQL Server, bu alanda da 2012'de kitap yazmıştım. Oracle, 2009 ve 10'da Türkiye'nin ilk video kursunu çekmiştim. 300-350 videoluk falan. PostgreSQL'de de girişimlerimizde kullandığımız için open source çözüm olarak kullanıyoruz bunları. NoSQL tarafında MongoDB ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Ve tahmin edersiniz biraz uğraşanlar bilir. Güvenlik tarafında bunların altyapısı çok önemlidir. Mesela veri tabanı teknolojileri tarafında güvenlikte öncelikle veri tabanının konseptine hakim olmanız gerekiyor. Benim için bir avantaj oldu bu. Programlama dilleri tarafı da aynı şekilde. Ve ayrıca daha birçok şeyle uğraşırken işte 2017 ve 19 arasında Amerika'da bazı çalışmalar yaptım, New York'ta. Blockchain ve yapay zeka alanında çalışmalar yaptım. Blockchain tarafında da güvenlik odaklı çalışmalarla ilerliyoruz. Ve yapay zekada da kendi seviyeli geliştirmeler yapıyoruz. Yani mümkün olduğunca aslında mantığını anlamaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz derinlemesine. Özetle böyle. Yaptığım diğer çalışmalara şuradan erişebilirsiniz. Birçok sunum var, birçok makale var. Buradan linkleri inceleyebilirsiniz. YouTube sayfamda da birçok içerik var. Oradan da bakabilirsiniz. Ücretsiz birçok kaynak yayınladım. Yüzlerce saat. Hem programlama tarafında hem de yapay zeka tarafında da var. AI Security tarafında da var. Aynı zamanda AI Sec Lab içerisinde bizim dokümanlar kısmında çeviri olarak kullandığımız şeyler var.
çeviri olarak yayınladığımız içeriklerimiz var. Bunlardan mesela OWASP Top 10 for LLM. Bunu incelemenizi öneririm. Bunların hepsini. Bizim organizasyonun çeviri ekibi bunları geliştiriyor. OWASP Top 10 Large Language Models için oluşturulmuş bir Top 10 güvenlik zafiyetleri listesi. LLM de bu Chat GPT mesela bir LLM. Oradan örnek verebiliriz. Bir ana kategori gibi düşünülebilir. Detaylı bir şey, doküman. Bir de OWASP'ın Machine Learning Security'si var. Bu pre-release olarak yayınlandı. Gene çevirisi var. Google'ın dokümanı var. Ve farklı farklı çevirilerde gene geliyor burada. Şimdi sunumu paylaşacağım. Yaptığım her çalışmada mümkün olduğunca detaylı şeyler anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sunum da detaylı. Biraz benim için yorucu olacak olsa da hani bir çalışma yaptığımda bunun açıkçası bir sonuca gitmesini severim. Bir işe yaramasını severim. O yüzden de biraz detaylı hazırlamaya çalıştım. Aralarda sorular olursa gene sorabilirsiniz. Sadece bazılarını sona atabiliriz. Konuyla alakası olmayan çok farklı konular olursa onları es geçebiliriz. Çünkü süremiz sınırlı. Sebebi bu. Öncelikle uzun bir toplamda 6 farklı bölüm olan 6 günlük farklı zamanlarda 6 günlük bir içerik olacak bizim bootcamp'imiz. Bunlardan ilki yapay zekaya genel bakış. Bunun devamını getirirseniz birçok şey anlayacağınızı garanti ederim. Bu sadece yapay zekaya giriş olarak yapacağımız bir etkinlik bugünkü. Öncelikle yapay zekada Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision bunların tamamı var. Bunlardan bazılarına odaklanacağız. Ben AI Lab'ın kurucusu, aynı zamanda SafeWorks girişiminin de kurucusu. Birisi organizasyon, non-profit, diğeri de girişim. Ve geliştirdiğimiz projelerde yapay zeka altyapılarında tamamen aktif rol alıyorum geliştirme tarafında. Chief AI Officer olarak ve uzmanlık alanımda aslında Offensive AI Engineer diyebiliriz. Saldırgan, saldırı odaklı yapay zeka. Bir yapay zekaya saldırmak ya da yapay zeka ile saldırmak ya da savunmak diyebiliriz. En sevdiğim alan. Bu da Offensive AI Engineer ya da günümüzde farklı isimlendirmeler olabiliyor. AI Security Engineer de denebiliyor. Bunlar globalde zaten Türkiye'de ilk bunu yapanlardanım. Bu nedenle globalde örnek vereceğim. Globalde farklı isimlendirme olabiliyor. Farklı anlamlar yüklenebiliyor. Bunlardan da belki aralarda sohbet içerisinde bahsedebiliriz. Gene özetle sitelerden bahsedersek. Bizim oluşturduğumuz organizasyonda birçok eğitim de veriliyor. Ücretsiz birçok bootcamp yapılıyor. Şu an yenileri yapılıyor. Cloud Computing tarafında da var. Sistem, network, yazılım, mobile, application development vesaire. Güvenlik taraflı birçok ücretsiz etkinlik var. Aynı zamanda ücretli çalışmalar da var. İçeride tamamen ücretsiz katılabileceğiniz araştırma ve geliştirme projeleri var. Bizim mentorlarımız burada size danışmanlık yapıyor, yönlendirmeler yapıyor. Tabii ki belli bir seviyede biliyor olmanız gerekiyor o alanda çalışma yapmak için. Fakat katılabilirsiniz. Yapay zeka öncesinde yazılım dünyayı yiyor diye bir tabir kullanırdık. Yazılım dünyayı ele geçiriyor diyorduk. Sonra bu iş değişti. Artık yapay zeka dünyayı ele geçiriyor diyebiliyoruz. Sunumla alakalı bir soru. Onun cevabını veririm daha sonra. Şimdi yapay zeka dünyayı ele geçiriyor gerçekten. İşin gerçeği. Hani yazılım bunu tam karşılamıyordu ama yapay zeka bunu karşılıyor ve karşılayacak. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz bu tarafta. Şu an derinlemesine yapılan birçok çalışma var. Süreci etkileyen. Peki yapay zeka neler yapabiliyor? Bunun pek bir sonu yok. Fakat biz çok özetle bahsedeceğiz bundan. Tam olarak ne yapıyor, ne ediyor, nelere yarar? Orada merak ettiğiniz konular olursa, hani yapay zeka ile bu yapılabilir mi? Onu da sorabilirsiniz. Ben kabaca sektörlerden bahsedeceğim. Sesli asistan ve chatbot, günümüzde LLM dediğimiz başlık aslında buna bir örnek.
Bu ChatGPT ve open source tarafta da bunun alternatif birçok proje var artık. Facebook'un ve farklı open source toplulukların üzerinde çalıştığı Large Language Models dediğimiz ChatGPT benzeri çok ciddi altyapıya sahip yapay zekalar var. Aslında bu Generative AI başlığı altında da incelenebiliyor. Fakat Generative AI çok daha genel bir başlık. Ve bu genele hitap eden bir çalışma olduğu için LLM başlığı, yani son kullanıcıyı doğrudan bütün insanları ilgilendirdiği için bütün entegrasyonlarıyla birlikte haliyle yapay zekanın popüler olmasında çok faydalı oldu. Yoksa yapay zekanın teknik olarak gelişmesinde devasa bir şeye sebep oldu diyemem. Fakat tabii ki etkisi oldu. Geliştirilen algoritmalar vesaire tarafından. Oyun programlama buna bir iki örnek görselle devam edeceğim ben. Orada çok sık kullanılıyor. Otonom araçlar tarafında aslında yıllardır kullanıyor. Ve Tesla bunlardan bir tanesi. Herkesin bildiği. Fakat Tesla sadece bir tane. Onlarca çok ciddi girişim var. İnsansız otomobiller tarafında bu çalışmaların yapıldığı. İnsansız ulaştırma, lojistik vesaire bunların hepsi mümkün. İHA, SİHA vesaire, gemi bunlardan bahsedeceğim ufak ufak. Benim mesela 2014 ve 15'te bu alanda proje yapmamın sebebi de aslında insansız lojistik üzerinde bazı planlarım vardı. Pratikte de bunu yapabilirdim. Yani teorikte zaten mümkündü. Pratikte yapabilirdim. Fakat çok çok ciddi yatırımlar falan gerekiyordu. Şu an bile ne kadar zorlanıldığını görüyorsunuz. Fakat teknik olarak mümkün. İleride bunlar çok daha güçlü olacak. Robotik tarafta bunlardan bahsedelim. Siber güvenlik bizim asıl alanımız şu anki senaryoda. Bir siber saldırıyı savunma odaklı yapay zeka kullanmak ya da saldırı odaklı. Bunu AI Security ayrı tutuyorum. AI Security neydi? Yapay zeka modellerinin kendi güvenliği. Onu kenarda tutuyorum şu an. Biz siber güvenlikte yapay zekadan şu an bahsediyoruz. Burada savunma ve saldırı odaklı düşünebiliriz. Savunması göreceli olarak daha kolay. Detection diyebiliriz ya da prevention. Tabii ki burada da kolay dediğimiz çok da kolay değil. Fakat saldırıya göre çok daha kolay. Saldırı çok zorlu bir alan. Kendi kendine öğrenme süreçleri var. Fakat insansız bir, mesela biz insansız penetrasyon üzerine de çalışıyoruz. Ve siber güvenlikte sistem, network, web bunların hepsini zafiyetlerini bir yapay zeka ile saldırı yaparak öğrenebilen bir yapay zeka geliştiriyoruz. Bu çok çok zor bir alan. Yani dünyada da çok ileri seviye bu alanda araştırmalar yapan birkaç tane araştırma kurumu var ya da ordu var diyelim. Onların da karşılaştığı birçok sorun var. Benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Cyberspace dediğimiz o siber dünyanın çok derin olmasıyla alakalı bir şey. Biraz detaylı bir konu, onu geçiyorum bu nedenle. Fakat savunma tarafı daha kolay. Bu saldırıya göre. Savunmada daha çok modelleri eğitiyoruz ve diyoruz ki sen SQL injection'ı tespit edeceksin ve onu çok yüksek akürisiyle mümkün olduğunca doğru bir şekilde injection tekniklerini öğreterek onun savunmasını yapmayı öğretiyoruz. Ve bunun gibi bütün zafiyetleri öğretebiliyoruz. Teknik derinliği var. Söylendiği gibi kolay değil. Fakat çözülebilir bir sorun. Bir malware detection'dan mesela devasa bir altyapınız var. Hiç fark etmiyor. Yapay zeka ile oraya bir şekilde dokunacak olan bir zararlı yazılımı rahatlıkla tespit edebiliriz. Ya da oraya dışarıdan gelen herhangi bir saldırıyı tespit edebilecek bir DDoS atak olabilir. Botnet saldırıları olabilir. Hiç fark etmiyor. Bunların hepsi çözülebilir şeyler. XSS saldırısından diğer aklınıza gelen bütün saldırılara kadar bunlar çözülebiliyor. Ve devam edeyim. Finans tarafı çok maddi olarak da güçlü olan bir alan olduğu için yapay zeka doğrudan orada değer olabiliyor. Sağlık tarafı çok kritik ve stratejik bir alan burada. Sağlıkta biz siber güvenlik tarafında da çalışmalar yapıyoruz. Ve yapay zeka ile birleştirerek bunların ikisinin çalıştığı bazı çözümler de mümkün. Hatta blockchain'i de dahil ederek üçünün de birleştiği kesişim noktaları olan bir alan. Ve çok stratejik olacak gelecekte. Eğitim tarafı benzer şekilde. Endüstri ve üretim.
tahmin edemeyeceğiniz kadar değiştirecek dünyayı. İnsansız otomobiller çok değiştirdi diye düşünüyorsunuz. İnsansız üretim çok daha fazla değiştirecek. Ve bu olacak. İnsansız üretim. Hani o alanlarda ciddi proje geliştirip Ar-Ge yapmış birisi olarak söyleyebilirim. Bunlar gerçekleşecek şeyler. Sanat tarafını geçiyorum. Görmüşsünüzdür herkes. Bazı örnekler görülüyor. Mesela Generative AI'da bir şeyler üretmek mümkün burada. Ve sigortacılık tarafı, pazarlama, savunma sanayi, savunma sanayinde bildiğiniz mesela Türkiye'den işte Baykar firması ya da Aselsan ya da Havelsan, bunlar farklı farklı projeler yapıyor. Tabii ki bunlardan bu bahsettiğim büyük olan şeylerden daha güzel araştırmalar yapanlar da var. Küçük ama çok daha stratejik araştırmalar yapanlar da var. Alt çalışmalar gibi düşünebilirsiniz bunları. Çok güçlü bir alan. Gelecekte de insansız savunma sistemleri çok stratejik olacak. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. İnsansız fiziksel savunma teknik olarak mümkün. Yapay zeka, robotikle. Hatta Türkiye'de de bu çok ciddi bir şekilde yapılıyor. İnsanların çoğu bilmiyor bunu. Fakat ülkenin fiziksel savunması aslında çok ciddi bir yazılım ağıyla yönetiliyor. Belli bir seviyeye kadar. Yani o gördüğünüz roketler, işte denizlerdeki gemiler ya da havadaki dronlar vesaire, uçaklar, bunların hepsi merkezi olarak bir yerlerden yönetiliyor olacak. Ben güvenlikçi olarak baktığımda bu aynı zamanda ne kadar güzel gibi görünse de aynı zamanda da çok stratejik bir tehdit olacak. Olabilir değil, olacak. Yani siber güvenlik bakış açısıyla bakarsak bu bir sıkıntı olacak. Aynı şöyle düşünebilirsiniz. Mesela e-devlet sistemi teknik olarak süper bir şey. Herkesin merkezi olarak birçok işi yapabildiği bir alan. Hizmet diyelim. Fakat her şeyin dijitale aktarılması, aynı zamanda da hacking saldırılarına karşı bütün veriyi tek bir kaynaktan bir saldırıyla elde edilebilmesiniz, çalınmasını sağlıyor gibi düşünülebilir. Buna en güzel örnek nükleer reaktörler, nükleer silahların bulunduğu yerler. Mesela bir ya da 2 yıl, yani bu civarlarda yakın zamanda Amerika'da bayağı bir kriz olmuştu. Bu bahsedeceğim mesele. Orada nükleer sistemlerin, yani nükleer silahların olduğu kişiler var. İşte bazı anahtarlarla o saldırılar belli kademeli bir şekilde aktif edilerek saldırı yapılıyor. Yani bir kişinin yetkisiyle yapılabilen bir şey değil. Bu sistemlerin hacklendiğine dair haberler çıkmıştı. Ve neredeyse nükleer savaşa sebep olacak diye duyurulmuştu. Doğru yalan, bunu bilemeyiz tabii ki. Fakat böyle bir şey teknik olarak mümkün. Hatta Amerikan Başkanı'nın işte yeraltı sığınaklarına götürdüler vesaire gibi şeyler vardı. Bunun alternatifi Rusya'da. Bu biraz daha farklı. Rusya'da eski Sovyetler döneminden kalan teknolojilerle bunlar daha dijital değil de mekanik olarak yönetiliyor. Bu da teknik olarak aslında baktığınızda kötü bir şeymiş gibi, sanki eskiymiş gibi düşünülse de dijital tarafta hacking'in ne olduğunu bilen birisi için bu aslında çok doğru bir tercih. İşte burada bahsettiğim savunma sistemlerinin tamamen dijital olması da gelecekte aslında şu an konuştuğumuz yapay zeka ile saldırı ve siber güvenliği çok çok daha kritik olmasına sebep olacak. Tartışmasız değeri yükselecek bir alan. Karşınızda çok güçlü bilgisayarlar tarafından ve çok sağlam eğitilmiş saldırı yapabilen sistemler olduğunda sizin sistemlerinizin onu savunabilmesi, insanla savunabilmesi teknik olarak imkansız bir şey. Gene yapay zekanın savunması gerekiyor. Bu gibi binlerce şey var. Yani günlerce, haftalarca bu ana başlıklar konuşulabilir. Hatta bazen ulusal güvenlikte yapay zeka gibi çalışmalarda da bulunuyoruz. Etkinlikler, konferanslar ve benzeri. Oralarda da anlatmaya çalıştım. Gene benzer şeyler. Ben nasıl geliştirebiliyorsam bu otomatik saldırı yapan sistemleri ve savunmalarını yapabiliyorsam çok daha devasa, yani binlerce kat daha devasa kaynaklara sahip organizasyonlar ya da araştırma kurumları bunları tabii ki yapabiliyor olacaklar.
O da bir altyapının, bir devletin altyapısını tamamen yok edebilecek bir güce sahip. Fiziksel ya da cyber fark etmiyor. Lojistik tarafı ya da dijital veriye sahip her şey burada düşünülebilir. Bazı use case'le bile başlamak istedim. Aramızda hiç konuyla alakalı olmayanların olduğunu varsayarak teknikten başlamıyorum sunuma. Use case'lerden başlıyorum. Devamında teknik olarak biraz daha ilerleyecek ama göz korkacak bir şey yok. Oturup matematiksel algoritmalardan bahsetmeyeceğiz. Tamamen herkesin anlayacağı şeyler. Öncelikle 2018'de Google Duplex diye bir girişimi düzelteyim, bir projesi, hizmeti vardı. Bunun YouTube videosunun linkini de veriyorum. Bir de araştırma linki koyuyorum oraya. Detayları oradan okuyabilirsiniz. Ben videoyu açmayacağım. Fakat muhtemelen dinleyenler olmuştur bunu. Bir Google'ın Duplex yazılımı, yapay zekası. Bir kuaförü arıyor ve oradan randevu alıyor. Ve buradaki asıl mesele şu. Gerçekten bir insan gibi. Aralarda ve benzeri bir duraksamalarla gerçekten insan gibi konuşuyor. Hani benle konuşsa ben de kısa sürede anlayamam bir yapay zeka olduğunu. Eğer security odaklı bakan birisi olarak da. Bunu 2018'de yapmışlardı. Buradan nelerin olduğunu tahmin edebilirsiniz. Oyun sektörü ne bakacak olursak. Oyun sektörü video oyun oynayan 2,6 milyar insan. Bu birkaç yıl önce yaptığım bir sunumdan aldığım bir şey. Bilgi. Yani artmıştır günümüzde. 495 milyon e-spor meraklısı, 9 milyar saat e-spor ile ilgili video izleme süresi, 1,1 milyar dolar 2020 yılındaki oyun sektörü büyüklüğü ve her yıl %15 büyüyen bir sektör ve daha da artacaktır. Burada konuyla alakalı olan iki tane makale koydum. Birincisi Harvard Üniversitesi tarafından 2017'de yazılmış AI Video Games Toward Intelligent Game makalesi. Okumanızı öneririm. Bir diğeri de AI Gaming başlıklı bir makale var. Onu da okumanızı öneririm. Konuyla alakalı aralarda bilgi kaynakları serpiştireceğim. Ve bir siber güvenlikçi olarak ben bu arkadaşın Jitsov'un sorusunu seviyorum. I want to play a game ya da sözünü seviyorum diyor ya, oyun oynamak ister misin diye. Siber güvenlikte yapay zeka tam olarak böyle. Sonsuz bir oyun alanı. Sonunu yakalayabilmek teknik olarak imkansız. Çok derin bir alan. Ve bu nedenle de çalışmayı sevdiğim bir alan. Oyun tarafında birkaç örnek vereceğim. Hani sadece use case tarafında fikir olsun diye size. Akıllı oyuncu geliştirmek bunlardan birincisi. Ben oyun oynamıyorum birincisi. Bundan bahsedeyim. Yani bir şeyleri yanlış söylersem oyunla alakalı sebebi oyun oynamıyorum. En son oynadığım oyunu kaç yıl önce oynadım hatırlamıyorum. Akıllı oyuncu geliştirmek. Günümüzde bir oyun oynadığınızda bunun içerisinde karşınızda bazen bot olabiliyor. Bu sizin antrenman yaparak kendinizi geliştirebileceğiniz bir bot da olabilir. Ya da sizin yerinize oynayacak olan bir bot da olabilir. Burada sizin yerinize oynayacak bot ne yapması gerekiyor? Sizin oyun stilinizi öğrenmesi lazım. Yani Ahmet'in, Mehmet'in oyun stili değil, sizin oyun stilinizi öğrenmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Burada bunu yapabiliyor bizim yapay zekalarımız. Ya da benim yerime değil de benim karşımda oynayacak, gerçekçi bir şekilde oynayacak ve benim seviyeme göre bana rakip olacak bir yapay zeka düşünülebilir aynı zamanda. Akıllı oyuncu geliştirmek çok kritik. Ve bu reinforcement learning dediğimiz bir teknikle, bu İHA ve SİHA'larda da kullanılıyor. İnsansız otomobilde de kullanılır. Biz bunu siber güvenlikte de kullanırız. Boston Dynamics'in robotu da reinforcement learning kullanır. Burada da onunla yapılabiliyor. Tabii ki computer vision'ın ve deep learning'in, machine learning'in de içerisinde olduğu birçok alanı var. Gerçek zamanlı churn prevention. Bunlar yani hepsini anlatmayayım burada. Churn prevention diye yazdığınızda hani çok fazla örnek var. E-ticaret tarafında da olabiliyor. Başka şeylerde de olabiliyor. Burada kullanıcı tutmayla alakalı birçok derinlemesine analiz yapılabilir. Detaya girmeyeyim burada. Better matching. Şöyle düşünün. Ben oyuncuyum ve acemiyim.
Benim karşıma çok tecrübeli birisini match ederlerse oyunda random olarak haliyle benim motivasyonumu düşürecektir. Normalde 5 saat oynayacaksam oyunu, bunu belki yarım saatte, 1 saatte sıkılacak ve o oyunu bırakırım. Haliyle doğru match önemlidir. Dengeli olması gerekiyor. Bunu yapay zeka ile yapabiliyoruz. Better matching. Gene çok detaylı bir konu. Automated QA ve Gameplay Test Bot'u. Bununla ilgili hangi oyun firmasıydı hatırlamıyorum. Dünyanın büyük oyun firmalarından bir tanesi. Şöyle, oyunların senaryolarının geliştirilme ve test aşamaları çok detaylı. Siz bir oyunu geliştirebilirsiniz teknik olarak. Fakat onun senaryosu ve sonrasında bunların testleri çok zorlu süreçler. Ciddi insan ihtiyacımız oluyor burada. Ve tabii ki geliştirmesi de çok zor. Ben sıradan mobil uygulamalardan bahsetmiyorum. Bunlar daha göreceli olarak basit. Fakat bilgisayar oyunları ve çok gelişmiş görsel yeteneklere sahip oyunlar biraz daha zorlu olabiliyor. Burada bunu geliştirdikten sonra bir de testleri yapmanız lazım. Test süreçlerinde de ya insanları almanız gerekiyor çalışan olarak. Bu 100 kişi belki 1 yıl boyunca test edecek ve o bile yeterli olmayabilir. Haliyle çok ciddi maliyet bunlar. İşte burada yapay zeka kullanılabiliyor. O senaryoların testlerini yapabiliyor. Mesela bugları istersek fix edebiliriz. Yazılım tarafında bizim de yapabildiğimiz gibi. O bugların bulunması ve sonrasında da bunların doğrulanması teknik olarak mümkün. Senaryoların akışlarının test edilmesi mümkün. Ve bunu bir oyun firmasının dünyada yaptığını duymuştum. Gayet de mantıklı ve performanslı bir alan. Oyuncu yerine oynayan bot. Bahsetmiştim bundan. Bir insan oyuncu oyunu terk ettikten sonra onun yerine kalınan yerden devam eden bir yapay zeka botu. Fraud ve cheat detection. Bu da çok çok yaygın bir alan ve hemen birçok alanda bu kullanabiliyor. Cheat detection ve fraud detection. Kullandığınız gelişmiş birçok online ödeme sisteminde de mesela fraud detection kullanılır. Bankacılık altyapısında da, online ödeme sistemlerinde de bu var. Oralarda finans odaklı yapılıyor. Transaction'ların kontrolüyle alakalı. Bizim mesela yıllar önce üzerinde çalıştığımız bir çalışma vardı. Sağlık tarafında bunun yapılması. Sağlık tarafında da hastane ve sigorta firması ve doğal olarak bunların yazılımlarını geliştiren bir ara kuruluş var. Bunların birbirleri arasındaki transactionların, bütün transactionlar sadece para değil, doktorların, hastanelerin gerçekleştirdiği tespitler, bunların hepsini kontrol edebilen bir yapay zeka. Bu teknik olarak mümkün. Rule based de yapılabiliyor bunlar. Fakat yapay zeka ile de çok gelişmiş bir şekilde yapılabilir. Bu sayede dolandırıcılık önlenir. Yani hastane, doktor mesela normalde yazılmaması gereken bir ilacı yazabilir. Sadece oradan prim kazanabildiğin için ya da hastane daha çok sigortadan daha çok para alabilmek için yatış olmadığı halde yatış verebilir ya da farklı tedaviler uygulayabilir gibi. Bunların hepsini kontrol eden bir mekanizma var yasal olarak. İşte bunları yapay zeka ile o kuralları takip edebiliyorsunuz. Diller arası oyuncu iletişimi. Bu, ben Türkçe konuşuyorum. Siz bunu kendi ana dilinizde dinleyebiliyorsunuz gibi düşünülebilir. Bunu metinsel olarak da yapabilirsiniz. Sesli olarak da yapabilirsiniz. Bu mümkün. Bu illa oyun içerisinde olmak zorunda değil. Genel bir alan. Bunun detaylarına da girilir. Fakat konuyu dağıtmayacağım. Simülasyonlar içerisinde mesela Metaverse tarafında yani siz Metaverse olarak duyuyorsunuz ama bana göre Metaverse çok teknik olarak değerli bir alan değil şu an. Önümüzdeki kaç yıl içerisinde bir değere dönüşür. Bu ayrı bir konu. Burada Facebook'un geliştirdiği bir open source yazılım vardı mesela. Habitat AI diye bakabilirsiniz. Bu fiziksel dünyayla siber dünyayı iletişimini yöneten, Metaverse ile gerçek dünyanın iletişimini sağlayan bir Ar-Ge projesi. Veri setleri vesaire hazırladılar. Burada temel olarak yapılan şu. Biz o simülasyona komut gönderebiliyoruz sesli olarak. Orada da benim bir agentim var. Benim bir kopyam var gibi düşünün. O gidiyor ve diyorum ki örneğin git pencereyi aç. Git mutfağa gir. Mutfakta işte oturma odasına gir.
Oturma odasında televizyon. Televizyona bak ve onun rengini bana söyle gibi. Mesela bunlar metinsel olarak da sesli olarak da şu an yapılabiliyor. Tavsiye motoru in-ear otomatik oyun testi yapan bot, doğal dil işleme vesaire, bunları geçiyorum. Biraz hızlanacağım. Otonom sistemler tarafından ara ara bahsettik. Bunların hepsi geleceği değiştiren şeyler olacaklar. Artık bunun geri dönüşü yok. Süreçler, lojistik tamamen insansızlaşacak. Bu tabii ki 3 yıl, 5 yıl içerisinde değil ama yıllardır zaten yapılıyor. Dünyada binlerce otomobil, binlerce, on binlerce şöyle araç gereç insansız bir şekilde yollarda hizmet veriyor yıllardır. Buradan bir örnek de koymak istedim. Çin'in Baidu arama motoru bilirsiniz. Baidu'nun bir girişim vardı 2017'den beri. Yani çıktığından beri bu. Takip ederim. Bunun gibi birkaç tane insansız otomobil çalışması var. Open source yapılıyor. Benim YouTube'da bununla alakalı birkaç saatlik, sanırım 2-2,5 saatlik birkaç tane webinar kaydım var. Endüstriyel AI ve otonom sistemler tarafıyla alakalı. Orada daha detaylı anlatıyorum ben bunları. Bakılabilir. Burada Apollo Auto diye bakabilirsiniz. Tamamen open source. Şöyle. Sadece bir örnek olsun diye koyuyorum buraya. Kaynak kodları vesaire hepsi açık. Aynı zamanda Amerika'dan bir arkadaşın, bu ilk iPhone hacker olan George Holst'un bir şeyi var. Girişim var, Kama AI. Ona bakabilirsiniz. O da open source bir şekilde gerçekleştiriyor. Sonra Outerwear Foundation var. Outerwear Foundation, ona bakılabilir. Bunun genel mimarisini de bize dokümantasyon olarak veriyor. Bu Apollo AI'ın open platformu. İçerisindekilerin hepsi çok detaylı konular tabii. Bunu şu an anlatamam. Fakat temel seviye bir otomobilin driver'ından, içerisindeki kokpitten, radar, lidar, kamera, GPS sistemleri, bunların hepsini yönetebilen bir yazılım, bir yapay zeka altyapısı var. Bunların hepsi incelenebilir. Bunların hepsi hacklenebiliyor. İnsansız otomobiller hacklenebiliyor. Yapay zeka ile bunları saldırarak ekleyebiliyoruz. 2015'te mesela şu küçük bir çalışma, Maritime Robotics, bunun benzerini, bu Amerikalı bir girişim diye hatırlıyorum. Bunun benzerlerini Türkiye'de yapabiliyoruz şu an. Savunma sanayinde var. İDA, SİDA diye bakılabilir. Güzel bir şekilde yapılıyor. Şu çok uçuk bir çalışma. Rolls-Royce'un 2015'te başladığı bir çalışma. 2015'ten beri takip ediyorum. İnsansız gemi çalışması. Hatta 3-4 yıl önce Türkiye'de bir bu alanda bir Ar-Ge çalışması yapıldı. Ben de orada naçizane bazı önerilerde bulunmuştum. İnsansız gemi çalışmasında. Fakat bu düşünüldüğü gibi kolay bir alan değil. Çok derin ve çok fazla teknik sorunu olan bir alan. Normalde insansız otomobil çok daha zor geliştirmek. Evet. Fakat bir insansız gemi geliştirmek istiyorsanız öncelikle ya sıfırdan geliştireceksiniz gerçekten ve içerisindeki hemen her şeyi dijitalleştirmeniz lazım. Fakat gemicilik sektöründe aynı uzay gibi 1970'lerden kalma teknolojiler var. Siz onları, analog olan şeyleri dijitale dönüştürmeden bunları, otonomluğu tam sağlayamıyorsunuz gibi farklı sorunlar var. Gibi düşünülebilir. Robotik taraf Soru gelmiş evinizde. hocam. Evet. Elif demiş ki, hocam transhümanizm dijital ikizle Metaverse ile ilgili midir? Metaverse söz konusu olduğunda gündeme gelen kavramlar var mıdır? Kavramlar mıdır pardon demiş. Transhümanizm ve dijital ikizi birlikte kullanmış. Bunların ikisi çok farklı. Benzerlikleri olabilir, benzer tarafları. Transhümanizm biraz derin bir konu. Ona çok fazla girmeyeyim ama insanın dijitalleşmesi gibi bir senaryodan bahsediyor olabilir. İnsanın, hatta yıllardır bunu da farklı çalışmalarda işin felsefesini anlatırken konuştuğum konulardan bir tanesi. 2045 projesini araştırabilirsiniz. Ve bunun gibi farklı projeler var. İnsanın bilincinin insandan çıkartılıp bunu bir simülasyona aktarmakla ilgili. O simülasyon çalışmalarında yine
2045 projesinde inceleyebilirsiniz. Bu transhümanizm konusunu o konsepti incelediğinizde daha detaylı anlarsınız. İnsan bedeninin daha da dijitalleştirilmesi, bilgisayara bağlanması ya da cloud'a bağlanması, bunu insanın ömrünü uzatmak için gerçekleştirmek isteseler de teknik olarak çok ciddi problemlere sebep olacak bir alan. Dijital insan fikri. Bir uzvunuz var. Bu uzvun tamamen robotik hale getirilmesi. Mesela çok farklı parçalarda örnek vererek söylüyorum ama hızlı bir şekilde konuyu anlatmak için. Bu saatlerce üzerinde felsefik olarak konuşabileceğimiz bir alan. Yapay zeka tarafında. Mesela birkaç yıl önce Amerika'da bir araştırma yapılmıştı. Güvenlik araştırması. İnsanın kalp pilinin hacklenmesi üzerine. Ve bu gerçekleştirildi. Kalp pili hacklendi. Haliyle bu gibi şeyler çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bu nedenle önümüzdeki süreç için şunu söyleyebilirim. Aslında bizim yaşıtlarımız, yaşlarımız son sağlıklı ve normal insan diye söyleyebilirim. Sağlıklı kısmını çok söyleyemem. Belki bizden öncekiler daha normal, doğal insandı diyebiliriz. Hani babalar ve dedeler kısmı. Ama bundan sonrasında çok da fazla yani çok ümitli konuşamayacağım. O dijitalleşmeyle birlikte insanın bilincinin, düşüncelerinin tamamen yapay zekaya ve dijital veriye dönüştürülmesi isteniyor. Ve bu bir şekilde yapılacak. Yani sevilse de sevilmese de yapılacak. Bunun da yapılabilmesinin sebeplerinden birisi pazarlama stratejileri. Bir marketing olarak düşünürsek, siz normalde bu tür şeylere karşısınız diyelim. Fakat sizin sağlığınız için, geleceğiniz için, maddi performansınız için vesaire bunların hepsini optimize edebilecek ve size fayda sağlayabileceğini söyleyecekler. Haliyle siz de daha motive bir şekilde bu tür şeyleri kabul edebiliyor olacaksınız zaman içerisinde. Belki zamanla yarı insan ve yani yarı insan ve normal işte dönüşüm gerçekleşmemiş insanlar olacaktır gelecekte. Muhtemelen olacak. Bir Şimdi bu soru. evet. Esat demiş ki insansız araçların karıştığı trafik kazalarıyla ilgili hukuki süreç nasıl işleyecek? Bu tür bir kazada suçlu taraf nasıl belirlenecek demiş. Evet. Bu da gene bu işin felsefik tarafı ile ilgili. Bir öncelikle yasal bir iş, bir hukuk, bir yasa diyelim. Yasa yapıcılar bir şey gerçekleştikten sonra devreye girerler. Öncesinde yapmazlar bunları. Çünkü mantıklı değil. Bir şey gerçekleşmeden onun cezasını veremezsiniz, değil mi? O şey gerçekleştikten sonra onunla alakalı bir yasal çalışma yapılır. Tabii ki öncesinde bir alt hazırlık, Ar-Ge vesaire yapılır. Fakat nihai ceza ve benzeri bunlar sonrasında yapılır. Bu nedenle bunlar felsefik taraflı çalışmalar. Burada da basit bir soru var aslında. Önce temel bilgi vereyim. Bir insansız otomobil 5 seviyeli geliştirilir. 5. seviyesi direksiyonsuz üretim olarak geçer. Burada şu an sadece bunu yapan yıllardır başladığından beri, sanırım 2009'dan beri bunun üzerinde çalışan Google var. Waymo projesi. Tamamen insansız başladı. Düzelteyim. Direksiyonsuz başladılar. Yani 5. seviye olarak başladılar. Yollarda da milyonlarca kilometre yaptı bunlar. Fakat halen daha yollarda geziyor. Devam ediyor. Milyonlarca kilometrenin artı olarak ilerliyor. Mesela Tesla 4. seviye bir yapay zeka. Direksiyonsuz çalışmıyor. Fakat direksiyonun başında olmasanız bile o araç gidiyor gene. Fakat gene de %100 güvenilmez. Soru şu. Mesela direksiyonsuz üretilmiş bir otomobilde ben sadece çalıştır butonuna bastığımı varsayıyorum. O zaman o araç bir şekilde bir yere çarptığında birisine canına manına zarar verdiğinde sorumlu kim? Sorun tam olarak bu. Bunun tam olarak bir cevabı yok şu an. Bazı varsayımlar var. Şöyle de olabilir. Araç bir kaza yapacak. Bu felsefik sorulardan bir tanesi. Araç bir kaza yapacak. Önünde de kesin olarak kaza yapacak ya. Önünde seçenekler var. 7 yaşında bir kız çocuğu, 90 yaşında bir
ihtiyar amca, bir engelli birey, ondan sonra hamile bir kadın vesaire vesaire. Bunun haricinde bir şans yok. Hadi diyelim biz bir tane daha şans yaptık. Bir de duvar var. Ya bunlara çarpacaksın ya duvara çarpacak otomobil. Bu otomobil tam olarak ne yapacak? Bu da zor sorulardan bir tanesi. Bunların henüz cevabı yok. Mantıken bakarsak bunu Baykar'dan bir yapay zekacı arkadaşla savunma sanayinde yapay zeka sohbeti yaptık. Orada da benzer bir soruyu ona da sormuştum. Hani sen ne düşünüyorsun diye. Bu geliştiriciyle alakalı bir ceza yaptırıma dönüşemez. Geliştirici plana uygun geliştirme yapar sadece. Fakat mantıken o insanla da alakalı bir konu değil. Yani o şoförlüğü çünkü o yapmıyor. Peki devletle alakalı mı? Değil. Ama olabilir ve olmalı. Çünkü onun yasal iznini veren, lisanslamasını yapan devlet. Haliyle devlet bile aslında onu geliştirenden daha suçlu diye düşünebiliriz. Diğer taraftan onun firması, geliştiren firma suçlu mu? Evet suçlu. Çünkü onun yazılımının sonucunda bu oldu. Fakat nihai olarak böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir firma, mesela Tesla, böyle bir yükümlülüğü kabul eder mi? Asla. Etmemesini de anlıyorum, etmesi gerektiğini de anlıyorum. Etmemesi gerek, yoksa batması gerekiyor bunun. Değil mi? Mantıken batacak yani kesin. Etmezse de bu sefer sorumlu kime ait olacak gibi felsefi konular. Halen daha cevabı yok bunun. Şu an evinizde kullandığınız bu ekranda gördüğünüz gibi robotik araçlar. Bunlar aslında içerisinde bir harita oluşturuyor. Sizin evinizin bütün haritasını çıkartıyor ve buna göre sonrasında hafızasından oraları temizlemeye devam ediyor. Burada bir reinforcement learning var. RL ile öncelikle kafasını her yere çarparak yolunu buluyor. Bir haritalama yapıyor ve sonrasında da orayı takip ediyor. Altında farklı bir konuyla alakalı bir makale de koydum. İncelenebilir. Gene Exploring Nature Inspired vesaire burada bir link bıraktım. Şurada ben hızlı bir şekilde şundan bahsedeceğim. Yapay zeka tarafı çok çok derin bir alan ve burada işimizi kolaylaştırmak için kendi kendini öğrenen algoritmalarda kullandığımız bazı teknikler var. Bunlardan bir tanesi Reinforcement Learning başlığı altında bir physical system dediğimiz bir robot, bir otomobil, bir uçak, drone fark etmiyor. Bunların ya da bir Boston Dynamics'in robotu. Bunların öğrenmesini sağlamak için şöyle olması lazım süreç. Ben çok çok gelişmiş bir yapay zeka geliştirdim diyelim. Onu robota yükleyip sonra bunun milyonlarca kez bir işlemi yapması gerekiyor. Bu milyonlarca işlemi yapması için belki milyon saat ya da milyon dakika bir environment dediğimiz ortamda bunları test etmesi lazım. Mesela bir otomobil düşünün. Otomobil 1 milyon kilometre yol alıyor. 1 milyon kilometre yol alması için devasa bir zaman gerekiyor. Şimdi bu zamanı bu şekilde kullanamazsınız. Siz yazılım geliştiriyorsunuz. Hem çok ciddi maliyet, donanımsal o aracın etrafta dolaşması vesaire 1 milyon kilometre ciddi bir maliyet. Hem de ciddi bir zaman kaybı. İşte bu nedenle biz bu tür donanımlar içerisindeki yapay zekaları öncelikle geliştirdiğimiz simülasyonlar içerisinde test ederiz. O test içerisinde biz şunu yapabiliyoruz rahatlıkla. 1 milyon kilometre içerisinde yapılacak olan her şeyi, bir arabanın bütün aksiyon olasılıklarını, kazasını, sağa sola dönmesini, şunu bunu yapmasını, bir insana çarpmasını, her şeyi simülasyon içerisinde çok gerçekçi bir şekilde test edebiliyoruz. Test ettirebiliyoruz. Ve bunu çok hızlı yapabiliriz. Bir gece içerisinde, hatta oyunlarda falan yapılır bu. Bir gece de mesela 180 yıllık mesela bir Go oyuncusunun ya da satranç oyuncusunun 180 yılda edinebileceği oyun oynama tecrübesini bir yapay zeka bir saat içerisinde elde edebiliyor. Doğru. Bunun sebebi onun simülasyon içerisinde yapılıyor olması.
İşte ondan sonra biz simülasyonda bunları eğitiriz. Sonrasında alırız onu, gerçek robotik olan sisteme entegre ederiz. Sonra gerçek ortam, gerçek real environment dediğimiz gerçek dünya senaryolarında testlere başlar. O zaman da daha belli bir kalitenin üzerindeyken o testlere başlıyor oluyor tabii ki. Böyle bir süreci var. Burada da onu görüyorsunuz aslında. Bu gene zorlu bir alan. Reinforcement learning ve sonrasında robotiğe geçiyor burada. Google'ın dokümanından aldım görsen. Boston Dynamics aynı çalışıyor. Hiçbir şey değişmiyor burada. O simülasyonlarda eğitiliyor. Fakat fiziksel olarak bu Boston Dynamics'in robotu çok fiziksel olarak robotik teknolojilerinde de sınırları zorlamak gerektiren bazı şeyleri yapması gerekiyor. O yüzden mesele artık sadece yapay zekanın takla atmayı öğrenebilmesi değil. O robotun da bunu yapabiliyor olması lazım. Orada da çok ileri teknolojiler var. Bununla ilgili biraz araştırma yaparsanız bu adamlar 1970'lerden beri çalışıyor bunun üzerine. Yani son 10 yılda yapmadılar bunu. Gene de görüyorsunuz mesela bunları yaparken halen düşüyor, dengeyi sağlayamıyorlar. Fakat önümüzdeki yıllarda belki 5 yıl sonra vesaire yeni çıkan bir versiyonu artık gerçekten insanlığın içerisinde o dolaşan robotları 5-10 yıl içerisinde rahatlıkla görebiliyor olacağız. Bu daha da eski versiyonu Atlas, Boston Dynamics'in Atlas. Yapay zeka aslında nedir? Yapay zeka bir biomimikri konusudur. Bu science tarafıyla, bilim tarafıyla ilgili araştırma yapanlar belki duymuş olabilir. Mesela neuroscience ve benzeri birçok konuyu içeren ve doğadan ilham alarak üzerinde çalışmaların yapıldığı bir alan aslında. Biyomimetik. Biyoloji ve taklit. Bunların birleşiminden oluşuyor. Bunlardan bazı örnekler vereceğim hızlı bir şekilde. Taklit ilmi de diyebiliriz buna. Biyometrik nedir? Ekranda gördüğünüz şey teknik olarak bir biyometrik örneği, senaryosu. Ve farklı farklı makaleler verdim burada. ScienceFriday.com üzerinde Biometry in Action makalesini okuyabilirsiniz ve Environment Code, Biometry Examples makalelerini okuyabilirsiniz. Bu görselde bir Alaca Şahin'di sanıyorum bu arkadaş. Alaca Şahin'den ilham alınmış bir savaş uçağı. Sonra bir tartışmaya denk gelmiştim. Bu aslında bundan ilham alınmadı. Yok bunun tasarımcısı şöyle şöyle düşünüyordu vesaire gibi deniyor ama ekrana bakınca çok da öyle gelmiyor açıkçası. Bayağı ilham almış gibi duruyor. Ya da leyleklerden ilham alınmış bir, gene kuşlardan ilham almış bir normal uçak, yolcu uçağı örneği düşünülebilir. Halen günümüzde ben son yıllarda mesela kanatlarla alakalı yapılmış tasarımlara bakıyorum ki buna aerodinamik dizayn deniyor aslında. Bir uçağın ya da bir hatta otomobilin, bir helikopterin çok daha performanslı, verimli bir şekilde havayı yararak gidebilmesi için özel bir tasarım yapılması gerekiyor. Buna aerodinamik dizayn deniyor. Ben tabii ki bunun uzmanı değilim. Çok ayrı bir uzmanlık. Ufak tefek bilgim var. 10 küsur yıl önce bir OpenCourseWare incelemiştim. Helikopter aerodinamiği diye. İşte bu Stanford, MIT gibi şeylerin video kayıtları, ders çekimleri üzerinden dinlemiştim. Nükleer reaktör güvenliği bile var mesela oralarda. İşte buralardan bu tür çalışmaları öğrenebiliyorsunuz. Bunun gerçekte bilimsel olarak altyapıların neye dayandığını vesaire. Özetle biyomimetik doğadan ilham alarak onun bir kopyasının yapılması. Basitçe söylemek gerekirse. Peki bunu yapmak kolay mı? Hayır tabii ki. Bunu şöyle düşünün. Bir denizaltının bir balinadan ilham alması gibi. Denizaltının ilhamını gidip bir kuştan alamazsın, değil mi? Mesela bir son yıllarda üretilen uçaklarda, yolcu uçaklarında kanatların aslında şu şekilde ters yukarıya doğru kıvrık olduğunu görürsün. Bu da gene kuşlardan alınan bir şey. Şu kuşta da gördüğünüz gibi mesela kıvrımları yukarıya doğru. Bu gene daha az yakıt harcamak için yapılmış özel bir tasarımdır. Gene biyometrikten elde edilmiş, doğadan ilham alınmış bir özellik.
Böyle çok fazla örnek var. Yani say say bitmez bunlar. Bu sevdiğim bir alan ve çalışmalarınızı yapmanızı, araştırmalar yapmanızı öneririm. Mesela böcek bilimi konusunda uzman, araştırmacı, bilim adamları var. Bunlar tamamen uzmanlığı böcekler. Hatta onun bile kategorileri var. Şimdi bu kişi deniz canlıları üzerine uzman değil. Bu kişi sadece hayatı boyunca böcekleri inceliyor. Haliyle o incelenen böcekler üzerinden teknolojiler çıkartılabiliyor. O ekip sadece böcekler üzerine araştırma yapabiliyor. Uzmanlığı o olduğu için. Mesela deniz canlıları, hava canlıları ve benzeri bunlar için ayrı ayrı biomimikri örneği bir araştırma grubu olarak düşünebilirsiniz bunları. Onlar bazı çıkarımlar yapıyor ve bunları robotik ekipleriyle birlikte birleştirip daha gerçek hayata dönüştürmeye çalışıyor. Peki bunun bizim konumuzla alakası ne? Çünkü yapay zeka temel olarak bir biyometrik üründür. Biyotaklit üründür. Sebeplerini, sonuçlarını anlatacağım. İnsan beynindeki nöronların çalışma mekanizması ve çiziminin ortaya çıkarılmasıyla birlikte bilgisayar bilimciler tarafından ilgili çalışma yönteminin dijital bir taklidinin oluşturulmasıyla bu fikirle yapay zeka ortaya çıkıyor. Peki nasıl? Öncelikle aşağıda bazı makaleler var. Bunları okumanızı öneriyorum. MIT'nin ve learnbiomimicry.com üzerinden inceleyeceğiniz bazı BioInspired AI mesela. Bunları inceleyebilirsiniz. Ve diğerlerini de aynı şekilde. Deep Learning with Biomimicry makalesini okumanızı öneririm. Detaylı bir araştırma. Halen daha eğer computer vision, mesela görüntü işleme, yapay zeka çıkarsak bile görüntü işleme odaklı bir çalışmaya baktığımızda burada insanın ya da bir canlının görme yeteneğini incelemeniz, bu kedi olabilir, bir kuş olabilir, kartal olabilir. Mesela bir kartalın gözü aslında bir gözü etrafı kolaçan ederken diğeri birkaç futbol sahası uzaklıktaki bir alandaki küçük bir bozuk parayı zoom yaparak görebilecek yeteneğe sahip. Mesela bunun sen mimarisini, çalışma mekanizmasını incelediğinde haline oradan bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. Birisi güvenliği sağlar, öbürü de zoom yapıyor gibi. Yapay zeka anlamak için de sinir bilimi, neuroscience alanında en azından temel bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Derin bir alan. Biyometrik ve genel temelleri kapatıyorum burada. Burası basitçe birkaç tane kaynak verdiğim bir alan. Güzel bir alan. İncelemenizi öneririm. Son olarak Innovation Inspired by Nature makalesini düzelteyim. Kitabını okuyabilirsiniz. Çok meraklı olan arkadaşlar bu alana. Peki yapay zeka nedir? Yapay zeka hesaplamaya dayalı zeka yani computational intelligence diyebileceğimiz bir alan. Genel konsept olarak bakarsak computational intelligence diyebiliriz aslında. Artificial intelligence de diyebilirsiniz buna. Şu an günümüzde bilindiği gibi. Ben computational intelligence demeyi daha çok tercih ediyorum. Evet Elif, muhtemelen daha fazla şeyler de vardır. Bizim çalışmalarda da güzel çıktılar elde ediliyor Türkiye'de. Yüzlerce farklı savunma sanayi projesi var. Elif diyor ki yenilerde Aselsan'da Baykuş'tan ilhamla bir cihaz geliştirmişti. Yapay zeka kavramı John McCarthy öncülüğünde 1956 yılında bir Dartmouth College Artificial Intelligence konferansında ortaya atılıyor. Bununla alakalı bir makale de paylaşmıştım bizim Discord ortamında. Oradan bakabilirsiniz. Aslında John McCarthy 1956 yılında bunu icat etmiyor. Ondan öncesi de var. John McCarthy bunu sadece AI adı olarak science bilim haline getirilmesi için bir resmi bir konferansta bunu sunuyorlar. Fakat çok ciddi bir değere sahip. Makaleler verdim. Dartmouth Edu üzerinden direkt bu konferansın makalesine AI Coin Dartmouth şeklinde ve PDF var 13 sayfalık. Türkiye'de ise 1959 yılında bak 3 yıl sonra Ordinaries Profesör bizim Doktor Cahit Arf matematikçimiz tarafından bu alanda bir konferans veriliyor. 3 yıl sonra bunu yapıyor kendisi. Yani yapılabiliyormuş bazı şeyler. Birileri 70 yıl önce yapmış bunları. Ama sonrasında da unutmak istemişler ülkede.
Bunun linkine de şuradan erişebilirsiniz. Bu konferansta insan zekasının benzetişimi oluşturulması ve düşünen bilgisayarlar sorunları tartışılıyor. Düşünme ve akıllı davranış mekanizmasının bilimsel anlatımı ve mekanizmasının makinelerde somutlandırılması. Bu da başka bir tanım. Yapay zekanın tek bir tanımı yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Birden fazla tanımı var. Ben size birden fazla yaklaşım söylüyorum. Yapay zeka, insanın zekasını kullanarak yapabildiği işleri yapabilen makinenin oluşturulması hakkındaki bilimdir. Bu sunumu sonrasında bizim Discord ortamından paylaşırlar ya da Furkan chat ortamından gönderebilirsin. Çok fazla link var. Yapay zeka aşamaları. Yapay zeka aşamaları şöyle. Öncelikle Narrow AI ya da Weak AI dediğimiz bir alan var. Strong AI var. Bir de Artificial Super Intelligence ya da şöyle diyelim. Artificial Neural Intelligence, Narrow Intelligence. Bu dar yapay zeka ya da güçsüz, zayıf yapay zeka. Diğeri AGI, Artificial General Intelligence. Diğeri de Artificial Super Intelligence. Burada şu an günümüzde gördüğünüz her şey, ChatGPT'den tutun, bir Tesla otomobili dahil, Boston Dynamics'in robotuna dahil, hepsi Narrow AI, Weak AI kısmına giriyor. Dar yapay zeka. Sınırlı bunlar. Bunların işi şudur. Sadece tek bir konu için geliştirilmiştir ve onu uygular. Burada da bundan bahsediyoruz. AGI ise filmlerde izlediğimiz bir yapay zekanın insan bilincine sahip olması. Şu an günümüzde bu mümkün değil. ChatGPT için bunu yapabildiğini söyleseler de böyle bir şey yok. ChatGPT'nin mimarisini ben de geliştirebiliyorum. Onu eğitebilecek donanımlara sahip değiliz. Milyar dolarlık donanım yatırımına ihtiyacınız var. Fakat ben onun teknik altyapısını geliştirebiliyorum. Reinforcement learning ve farklı tekniklerle, yapay zekadaki deep learning teknikleriyle bu geliştirilebiliyor. Orada bir bilinç olayı yok. Bilinç henüz bildiğimiz public yayınlarda keşfedilmiş bir şey değil. Fakat üzerinde ciddi araştırmalar var. Haliyle AGI bile bilinmiyorken Artificial Super Intelligence için bunun şu an yapılabileceğini söylemek pek mümkün değil şu an açısından bakarsak. Biraz daha detay inersek, Neural AI dedicated to assist with or take over specific tasks. Tam olarak ne için yaptıysanız onu doğru şekilde çözmeye odaklanır. Sen insansız bir şekilde yollarda A noktasından B noktasına bir şeyi götürmek için geliştirildin ve bunu muhteşem bir şekilde yapıyorsun. Tamam, sen gene de bir narrow AI, dar yapay zekasın. General AI, çok güzel bir özet var. Takes knowledge from one domain, transfer to other domains. Buradaki domainden kastım şu. Bir insan bir şey öğrendiğinde buradaki yeteneklerini, bu bir el yeteneği de olabilir, herhangi bir bilişsel bir yetenek de olabilir. Bilişsel bilimler çok çok önemlidir mesela yapay zekada. Bu ayrı bir başlık olsun. Cognitive science. Buradaki bir öğrenilen bir şeyi başka bir sıfır olunan, hiç bilinmeyen bir şeye aktarmak gibi düşün. Haliyle bu bize çok hızlı bir şekilde öğrenme kapasitesi sunuyor. Super AI ise machines that are an order of magnitude smarter than humans. Tahmin ettiğiniz gibi insandan daha zeki olma ihtimali. Hocam peki teknik olarak bir makinenin bilinçlenmesi mümkün müdür? Yoksa bu sadece bilim kurgu senaryosu mu? Teknik olarak olabileceğine inanıyorum. Ben olamayacak diye düşünmüyorum. İnsan bunu üretecek bir gün. Belki normal yaşam süremize göre düşünürsek olasılık olarak olabileceğine ihtimal veriyorum. Sadece şu anki bildiğimiz algoritmalarla bunun olmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. O algoritmalarda bu geleceği görmüyorum çünkü. Bu bilincin öncelikle yapılamamasının sebebi bilincin matematiğini çıkartmamız gerekiyor. O matematiği çıkarmadan da bunun kopyasını üretemeyiz. Şu an bilinç üzerinde çalışmalar var. Bahsettiğim gibi bilinci insandan çıkartıp bunu bir robota aktarma, işte bilgisayara aktarma, sonra robota aktarma, sonra bir
cloud ortama ve simülasyona aktarma. Bu aslında insanın ölümsüzlük arayışıyla alakalı bir konu. Bu felsefik ve dinler tarihiyle alakalı bir konu. Bu ölümsüzlük meselesinde de insanı var eden şey bedeni değil. Teori buradan çıkıyor. İnsan bedenle alakalı bir canlı değil. Mesela benim elim diyorsun. Evet, benim gözüm diyorsun. Ben dediğin kimdir burada? Bu felsefik bir soru. İşte benim aklım, benim bilincim diyorsun. O zaman bilinç bile benim diyebileceğim bir şeyse sen kimsin burada? Gibi bir soru var. Haliyle buradaki bilinci çıkartma meselesi, extraction işlemi, insanın fiziksel olarak, mesela ben bu bedendeyim diyelim. Ha bu bedendeyim, ha başka bir beden ya da bir robotta ya da bir simülasyon ortamında. Fark etmiyor. Burada önemli olan bilincin yaşama isteği. Burada da yapılmak istenen bu. Eğer böyle bir şey teknik olarak çözülürse superintelligence yapılabilir. Ve bunun için farklı donanımsal geliştirmelere ihtiyaç var. Sadece günümüzdeki bilgisayarlarla bu çok mümkün olmayabilir. Bu quantum computing tarafında teknik olarak mümkün olabilir. Orada da ayrı challenge'lar var. O ayrı bir konu. Yani belki bir 10 yılda ona ihtiyaç var en az. Farklı sorunların çözülmesi için. Orada da teknik sorunlar var. Fakat algoritma tarafına baktığımda ben bilinçle alakalı herhangi bir ihtimal görmüyorum şu an. Ama yeni şeyler mutlaka yapılıyordur. Arka tarafta bizim bilmediğimiz. Nasıl başladık? Biraz daha bahsedeyim. 1943'te Electric Brain projesi olarak bir çalışma başladı. Electric Brain, McCullough ve Pitts diye iki arkadaş var. Bunlar böyle bir çalışma yapıyor. Çok detaylara girmeyeceğim bununla alakalı. Ben ilgili konularda detaya gireceğim sadece. Electric Brain tamamen elektriksel bir şekilde bu bir nöronun çalışma mantığı üzerine geliştirmiş bir yaklaşım gibi düşünebilirsiniz. İlk çalışma diyebiliriz aslında. Öncesini olduğunu görmedim. 1943'te bu çalışma yapılıyor. Sonrasında Neural Learning diye bir teori ortaya atıyor. HEP diye bir aslında psikiyatr. Aramızda psikiyatrist ve bu alanda çalışan var. Eskiden şöyle diyeyim, psikolojiyle psikiyatri o zaman sanki psikoloji gibi ele alınıyor. Sonrasında psikiyatriyle bunlar ayrılıyor. O zaman psikolog denen aslında günümüzdeki psikiyatri oluyor. Neuroscience tarafındaki derin çalışmaları psikiyatri tarafı yapar. Burada da şurada göstereyim ben hemen, sonra döneriz. Donald O. Hebb diye The Father of Neuropsychology and Neural Network. Bu Donald Hebb aslında nöropsikolojinin babası, kurucusu gibi düşünebilir. Ve aynı zamanda da neural networklerin, yani şu an deep learning'in temeli olan artificial neural networklerin çekirdeğinin babası aslında Donald Hebb. Bunun Wikipedia üzerinden linkini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda da Hebbian Learning diye bir teorisi var. Hebbian teori diye geçiyor. Bu az önceki görselde de zaten gördünüz. Hebbian Learning. Hebbian teorisi. Bunu da gene bir link koydum. Bakılabilir buradan. Cells that fire together, wire together. Bu aslında neural networklerin, insan beynindeki nöronların ve bunların çalışma mekanizmasının ilk özeti diyebiliriz burada. Hebbian Learning'i araştırabilirsiniz. Bu da o araştırmasını yayınladığı ilk kitap. Organization of Behavior. Organization of Behavior kitabı Donald O. Hebb tarafından yazılmış. Buraya dönecek olursak 1949'da yaptı bunu kendisi Donald Hebb. Sonra Dartmouth Conference var. 1956'da McCarthy devreye giriyor. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Artificial Intelligence olarak bunu Science, bir bilim adı şeklinde bunu resmileştiriyorlar. Sonrasında bir de şu makaleyi okuyabilirsiniz. TowardsAI.net üzerinden bunlar. 1958'de aslında diğer en güzel şey ortaya çıkıyor. Birincisi bence en büyük gelişim Neural Learning, yani Donald Hebb'in yaptığı çalışmaydı. Sonrasında evet 1956'da resmileştirilmesi önemli bir şeydi.
Fakat 58'de perceptron, Rosenblatt tarafından geliştirilen perceptron buradaki en büyük atılımlardan biriydi. Şu an günümüzde artificial neural network, yani yapay sinir ağları, yani deep learning'in temeli olan algoritmanın en çekirdeği, atomik seviyedeki en çekirdeği perceptron algoritmasıdır. Atası oraya dayanır. Bir nevi ilk hücre gibi düşünün bu çalışmayı. Perceptron Rosenblatt tarafından, sonrasında Adeline, XOR Problem, Minsky tarafından, Minsky de çok önemli bir isimdir. Backpropagation, Verbos 1974'te bunlar aslında oluşturmaya başlanıyor. Hopfield Network 82'de Hopfield tarafından, Boltzmann Machine, ondan sonra Multilayer Perceptron. Bakın aradan yıllar geçtikten sonra, 58'den sonra Multilayer, MLP dediğimiz, şu an günümüzde Neural Network, Artificial Neural Network dediğimiz şey, ardı ardına dizilmiş olan nöronlardan oluşan katmanların ardı arda dizilmiş hali. İnsan beynindeki gibi. Buna genel olarak ANN'ye Multilayer Perceptron diyoruz aslında, MLP. Bu 86'da gördüğünüz gibi. Burada RNN vesaire diyor. LSTM algoritması, mesela RNN algoritması şu an günümüzdeki NLP dediğimiz doğal dil işleme, bu chatbotlar vesaire, metinsel veri üzerinden öğrenen her şey, NLP dediğimiz her şey RNN tabanına dayanıyor. Recurrent Neural Network, o da temelde gene Artificial Neural Network. RNN 86 burada. LSTM de 11 yıl sonra, LSTM aslında RNN'in farklı bir yaklaşımı. Gene RNN tabanlı algoritmalar denir buna, LSTM'e. O da bunun farklı bir yaklaşımıdır. Lennet, Likan, bu computer vision, yani görüntü odaklı yapay zeka tarafında ciddi bir challenge'dı. Ve 98'de şu an Meta AI, Facebook AI Research'ın başındaki Yann Likan tarafından bu geliştirilmiş, halen de onun veri setini kullanırız. MNIST diye bir veri seti vardır. Lennet de onlardan bir tanesi. Deep Learning Network 2006, 2009'da Deep Boltzmann Machine, AlexNet, bu günümüzdeki modern AI dediğimiz şeyin atası aslında bu diye söyleyebiliriz. AlexNet, Krizevski diyor, fakat bu bir onursal bir şey vermek gibi düşünün. Aslında Geoffrey Hinton'ın öğrencilerinden birisi kendisi. GAN algoritması gene günümüzde Generative Adversarial Network dediğimiz bu Generative AI'ın popüler olmasının sebebi, mesela birçok uygulama kullanmışsınızdır. Fotoğrafınızı veriyorsunuz. Size farklı yaşlandırılmış haliniz, farklı makyaj yapılmış haliniz, karakteristik cartoon haliniz vesaire gibi. Ya da herhangi bir sentetik veri üretme. Metinsel de olabilir, görsel de. Yapay zeka ile herhangi bir sentetik veri üretme işi GAN ile yapılıyor. Uzun yıllardır. Generative Adversarial Network. Burada da Goodfellow var. Goodfellow aynı zamanda başka bir usta yapay zekacının öğrencisi. Kendisi de GAN'ı üretti. UNET geçiyorum. ResNet. Önemli milestone bunların hepsi. CapsuleNet, Hinton tarafından. Geoffrey Hinton ustamız tarafından. BERT, GPT-3, Stable Diffusion. Bu da çok ciddi bir dönüşümdü. Ve ChatGPT. Burayı geçiyorum artık. Donald Hebb ustamızı geçelim. Burada da Walter Pitts ve Warren McCulloch var. Bu aslında ilk başta söylediğim o ilk Electrical Brain projesini yapan iki kişi. Sonrasında bu bahsettim, 1956'daki McCarthy öncülüğünde toplanan yapay zeka konferansını veren kişiler, oradaki ustalar diyelim. Bunlara geçiyorum. İşte Perceptron Frank Rosenblatt tarafından geliştirilen bir ilk bilgisayar tarafından bir neural network'ün çalıştırılmasını yapan kişi Frank Rosenblatt bu arkadaş. Perceptron makinesinin önünde bir fotoğrafı. Burada bir makale var, Cornell University tarafından. Bu da Mark I Perceptron makinesi. Bu makinede üretiyor.
O perceptron, ilk perceptronu burada eğitiyor kendisi. Adı da Mark One, perceptron. Bir oda büyüklüğünde bir makine. Sonra kış başlar yapay zekada. Yapay zeka kışı diye bir şey var. Yapay zeka kışı, burada bir makale var, bakılabilir. Öncelikle Turing testi diye bir şey var. Ben oradan anlatmayı çok düşünmüyorum. Benim yaklaşımım farklı. Turing testi, Alan Turing'den başlar. 1950. Fakat ondan öncesi de vardır sonuçta. Sonra 73'e kadar uzun yıllar boyunca bir şey yapılmadı deniyor. Aslında temeldeki yaklaşım bu. 23 yıl boyunca burada diyor. Hiçbir şey yapılmadı. Halbuki 1950 ile 56 mesela az önce bahsettiğim McCarthy çalışması, ondan sonra perceptron, ondan sonra diğer ciddi araştırmalar falan bu yani First AI Winter'a pek uymuyor işin gerçeği. Fakat burada çok yaygın olan bir görsel bu. Burada mesela bunu sanki hiçbir şey yapılmamış gibi söylüyor. Ama önemli değil. First AI Winter burada 80'e kadar işte bir şey yapılmıyor. Bir durağanlık var. Yapay zekanın girişimiyle alakalı. Sonrasında Second AI Winter. Yani 73 ile 88 arasında çok bir şey yapılamıyor. Sebepleri, sonuçları var. Biraz bahsedeceğim bunlardan. Aslında çok fazla girişim var fakat sonucu etki eden çok ciddi bir girişim yok gibi düşünülebilir. Ondan sonra 2 AI Winter, yapay zeka kışı gerçekleşiyor ve nihai olarak 2012'de Deep Learning Revolution dediğimiz Deep Learning'in artık yani yapay zeka Artificial Neural Network temelli Deep Learning'in dönüşümü, modern AI'ın yükselişi ortaya çıkıyor. Nedir bu? Yapay sinir ağları neden yıllarca ölü kaldı? Hızlı bir şekilde bakalım. 1960'lı yıllarda bazı gelişmeler oldu ancak yapay sinir ağları uygulanabilir olamadı. Bu negatif bir şey. 1980'lerin sonunda backpropagation dediğimiz günümüzde halen artificial neural network'ün temelini oluşturan öğrenme sorununu çözen en kritik algoritmalardan birisi backpropagation. Bu yöntemin bulunması 1986, 85 falan diyebilirler ama 86. Yönteminin bulunması ve iyi sonuçlar verdiğinin ispatlanması ile birlikte YSA tekrar popüler oldu. Bunu bulan ve paper'ını yazan kişi, backpropagation'ı üreten kişi Geoffrey Hinton, bu halen daha yaşıyor bu amcamız. Günümüzdeki 2012'deki o Deep Learning Revolution'ın dönüşümünün modern yapay zekanın gerçekleşebilmesini sağlayan kişi gene aynı kişi. Dönüyor dolaşıyor yapay zekada ciddi bir şey yapıyor yani kendisi. Birçok yapay zeka donanımı geliştirdi ve yatırım aldı. Sorun şu, siz algoritmik olarak bazı sorunları çözseniz bile ki çoğunu çözememiştik. En büyük sorunlardan birisi o zaman Nvidia yok. Intel yok filan. Yani CPU bile, gelişmiş CPU bile yok. GPU yok zaten. Henüz üretim yok lan. 90'ların başında Support Vector Machines, CVM ve Kernel Trick ortaya çıkana kadar ve YSA tekrar ölüyor. Sonrasında hızlı hızlı 90'larda SVM'ler daha iyi sonuç veriyor. Burada negatif olarak da yapay sinir ağlarının katman sayısını artırmanın sonuç üzerinde bir etkisi yok. Henüz Artificial Neural Network'ün neye benzediğini görmediniz, göreceksiniz. Burada katmanların sayısı bizim Deep Learning'in ne olduğunu, Deep Learning'in ne kadar derin olduğunu belirliyor. Ne kadar katman varsa. Fakat o dönemler diyorlar ki biz eğer bunun öğrenme sürecini sağlayamıyorsak, backpropagation algoritması olmadığı için öğrenme süreci sağlanamıyor. Yeterli olmuyorsa o zaman ne yapalım? Katman sayısını artıralım. Bu belki öğrenmeyi etkiler. Fakat bunun da bir sonuç vermediği ortaya çıkıyor gibi. Bazı modellerde recurrent networks geri yayılıp hiç iyi sonuç vermiyor. Sonra bugün üzerinde çalışılan devasa veri setleri o zaman yok. Donanım yok, veri seti yok vesaire birçok şey yok. Bilgisayar teknolojisi yapay sinir ağları için yetersizdi. GPU, CPU, RAM, hard disk vesaire. Ve benzeri birçok şey var. Sonra kısaca Winter is over dedik ve yapay zeka kışını bitirelim artık. İşimize bakalım. Çok fazla tarihi bilgi vermeyi sevmiyorum. Fakat bu giriş bilgisi ve aramızda hiç ilgilenmeyenler var. Yapay sinir ağlarının dirilişi. Son diriliş 2009 ve 12.
Peki neden? Geoffrey Hinton 1986'da bu backpropagation algoritmasını çözen, onu geliştiren kişi. Ve öğrencileri 2009'da konuşma tanıma problemi. Speech recognition bugün günümüzde herkesin çok ilkel bir şekilde kullandığı Android'de bas konuş olayı var ya, sesi tekste dönüştüren. İşte onu çözdükleri için dünyada yapay zeka dönüşümü gerçekleşti. Sırf orada çözülen sorundan dolayı. Bu nasıl yapılıyor? Google, Geoffrey Hinton'a ustamıza gene belli bir miktar Ar-Ge parası veriyor ve diyor ki bana böyle bir sorun var. Bunu çöz diyor. O da uğraşıyor gene kendi onlarca yıl önce geliştirdiği algoritmaları da kullanarak bu sorunu çözüyor ve günümüzdeki modern yapay zeka çeşitli öğrenme sorunlarını çözerek modern AI'ya dönüşüyor ve bütün dünyada kullanılmaya başlanıyor. 2009'da konuşma tanıma problemiyle alakalı bir sorunu çözüyor. Teknik olarak bakarsak unsupervised öğrenmeyle ağı, yani neural network'ü ikliyorlar, initialization yapıyorlar. Ağın sonunda bazı işte backpropagation vesaire konuyor. Geçiyorum bunu. Ve bu sayede başarılı bir sonuç elde ediyorlar. Bu yöntem Android telefonlarda 2012'den beri kullanılıyor. Özet. Bu sayede günümüzdeki yapay zeka gelişiyor. Neden bir anda ortaya çıktı diye düşünenler vardır. Bunun sebebi 2012'de Google Android'in bas konuş sorununu çözmek için bu araştırmayı yaptırtıyor ve başarılı oluyor. Sonra overfitting dediğimiz ezberleme sorunu çok kritik bir problem. Neural network'lerde, yani deep learning'de. Bu sorunu çözmek için dropout tekniği kullanılıyor. Ve computer vision tarafında görsel taraflı çok ciddi bir challenge var. ILSVRC 2012 diye bakabilirsiniz burada. Ve bu yarışmada 2012'de 1,2 milyon görüntü üzerinde 1.000 tane sınıf üzerinde sınıf dediğimde şu, mesela elma bir sınıf, armut bir sınıf. Bunların görüntüleri ne düşünün? 1.000 tane elma, 1.000 tane armut, 1.000 tane maymun, şeftali vesaire, otomobil. Bunların her birisi bir sınıf, 1.000 tane. Ve bunlardan toplam 1,2 milyon görüntü. Ve bu sorun gene 11 yıl önce Computer Vision tarafındaki Deep Learning sorunlarını ciddi şekilde çözdü. İşte bu da gelişmesinde önemli bir başarıydı. Geoffrey Hinton ve öğrencisi Alex Krizevski, az önce bahsettiğim AlexNet vardı ya, oradaki Alex bu. Aslında onun başında Geoffrey Hinton vardı. Alex Network'ten geliyor. O Alex de Krizevski'nin adı. 2009'daki yöntemi kullanarak 7 katmanlı bir CNN dediğimiz evrimsel sinir ağı, convolutional neural network. Şu an günümüzde görsel olarak ne yapacaksanız yapın CNN kullanmanız gerekiyor. İster insansız otomobil yapın, ister askeri bir drone yapın. İsterseniz de mobil uygulamadan bir görüntü odaklı yapay zeka yapın. CNN kullanırsınız. Günümüzde bu ağ AlexNet diyoruz. Ekranda gördüğünüz Geoffrey Hinton'ın Royal Society'de verdiği bir konuşma. 2016'da yapılmış bir konuşma. Orada CNN'in başarısı, yani Artificial Neural Network'ün görsel çalışmalardaki başarısını anlatıyor. Ve bu örneği gösteriyordu. Çitayı tanıyor, Bullet Train'i tanıyor. Fakat şurada bir kafası karışıyor, Hand Glass tarafında. Bu da çok normal. Şöyle diyeyim. Saydam olan cisimler Computer Vision ve Deep Learning'de her zaman problem olmuştur. Durum bu. Geoffrey Hinton, Alex ve Ilya öğrencileri. Geoffrey Hinton amcamız bu. Arkada da Artificial Neural Network'lerin çizimleri var. Geliştirilen backpropagation algoritması da bu. Toronto University'nin web sitesinde, Hinton'un hesabında bunun paper'larına erişebilirsiniz. Bu temelde şunu yapıyor. Bir Artificial Neural Network, ileri doğru bir eğitim, besleme var. Feed forward deniyor buna. İleri besleme. Soldan başlar, sağa doğru, ileri doğru, çıktıya doğru bir öğrenme gerçekleşir. Buradaki sorun şu. Geriye doğru bu öğrenmenin tekrar başa alınarak eğitimin tekrar başlaması. Bunu backpropagation dediğimiz geri yayılımla çözüyor. Şimdi buraya kadar sorusu olan var mı? Biraz es vereyim. Yorucu olmuş olabilir sizin için. Evet, bir el kalktı.
Bunu henüz paylaşmadık. İçeride bilginiz olur Ali. Peki. Ben o zaman devam edeceğim. Ben saatlerce konuşmayayım. Sizce günümüzde yeniden AI yaşanır mı? Teknik olarak imkansız bir şey. O bahsettiğimiz sorunlar, challenge'lar çok %100 çözüldü. O AI Winter'ı aslında AGI tarafında düşünebilirsiniz. AGI tarafında bir Winter var. Orada da bilinci çözmek gerekiyor önce. Onu bir kış olarak düşünebilirsiniz. AI değil, AGI Winter diyebiliriz. Ha, çok iyi olmuş bak. Ali diyor ki tarihinden bahsetmeniz güzel oldu. Ben ChatGPT ile başladı diye zannediyordum. ChatGPT bunun son halkası. Aslında ondan belki 10-15 yıl önce çok ileri şeyler vardı. ChatGPT çok farklı bir teknik, bir kombinasyonla çok ciddi bir donanımsal yatırım bile Microsoft, işte Tesla vesaire, şey Elon Musk, bunu NLP tarafında, chatbot tarafında uyguladı. Bu da son kullanıcıyı çok kritik bir şekilde etkiledi. Haliyle son kullanıcı etkileyen bir şey daha popüler olur gibi bir senaryo var. Yoksa teknik olarak devasa bir şey yok orada. 90'ların sonunda Furby vardı. Peki. Sorularınızı gene gönderebilirsiniz. Burada. Genelde hep öyle oluyor zaten. Algoritma da aynı şekilde çok eskiden gelmiş. Tabii. Binlerce kişinin emeği var. Yani şu an bizim uğraştığımız yapay zeka, emin olun arkadaşlar, yapay zeka bile sayamıyorum yani. Şu an mesela zor falan deniyor ya, gerçekten ben de mesela yani milyon dolarlık donanımsal yatırım yapmam gerekiyor. Donanım yatırım yapmam lazım. İşte GPU'lar vesaire. Çok devasa, ileri seviye algoritmalarla uğraşıp zorluklarla milyonlarca satır yapay zeka altyapıları geliştirmem lazım. Fakat eskilere baktığında gerçekten yapabileceğin şey, hani paran bile olsa bir şey yapamıyorsun. Bak hiçbir şey yok. Adamlar sıfırdan yapmışlar. Binlerce kişiye emek vermiş. Düşünsene. Sen 1950'de doğdun. 50 yıl geçti. 2000 yılı halen daha yapay zeka revolution, deep learning revolution olmamış. 12 yıl daha var. Ne kadar kötü bir şey. O dönemlerde başarmak daha da bir zor. Yapay zeka ile siber saldırı gerçekleştirmekten bahsetmiştim. Burada yapay zekadan kastımız ML destekli saldırı mı yoksa saldırının script'leri organize, otomatize hale getirmesi mi? Machine Learning'de bu otomatik saldırıları yapamazsınız. Machine Learning, Deep Learning ve benzeri diye ayrılıyor. Machine Learning istatistiksel tabanlı bir alan. Orada Deep Learning'i düşünmüyoruz. Deep Learning, düzelteyim. Yapay sinir ağları Deep Learning içerisinde var. O öğrenme süreçlerini daha insan kontrolünün dışında gerçekleştirebiliyor diyelim. Biraz detaylı bir konu. Uzun konuşmak lazım. Bu bahsettiğim saldırı tarafı için farklı algoritmalar var. Machine Learning ve Deep Learning işe yaramaz. Deep Learning de işe yaramıyor. Onlar için fizik testlerden çok sanırım felsefe öndeydi. Her şey. Adamlar çok çalışmışlar. Eskiler. Biz şimdi hemen her şeyi yani Ar-Ge bile yapmadan birçok şeye ulaşabiliyoruz. Tehditler, fırsatlar. Yapay zekanın birçok iş konunu rahatlıkla ele geçirebilecek olması. Endüstri tarafı, tıp, hukuk, hizmet robotları, otomobiller. Mesela benim her dinlediğim kişi zannediyor ki kendi çalışmaları yapay zeka tarafından ele geçirilemez zannediyor. Yani mesela hukukçu diyor ki yapay zeka bizim işimizi yapamaz. Halbuki en kolay onun işini yapar. Mesela IBM bu tür şeylerde Amerika'da birçok anlaşma yapıyor. Mahkemelerle vesaire. Devletle. Oradaki milyonlarca hukuksal metni, yasayı, sonuçlanmış davaların hepsini öğrenip bunun üzerinden mahkemelerde yıllardır destek oluyor. Yani şeye yardımcı oluyor hakimlere. Ve bunu çok üstün başarıyla yapıyor.
hakime onun tahmininden daha doğru tahmin verebiliyor. Çünkü geçmişte ciddi bir veri var, birikmiş veri. Bunlarla yapabiliyor. Tıpta mesela bir doktordan çok daha iyi olması normal. Buradaki mesele şu. Doktorların çoğu aslında şeyden bahsediyorum. Aslında genelde diyebiliriz. Verileri inceleme işi var ya. Bir doktorun veri inceleme işi var öncelikle. Sana bir şey söyleyebilmesi için veri incelemesi lazım. Yapay zeka burada çok güçlü. Gerçekten mantık olarak bir insanın yapay zekadan daha iyi olması imkansız bir şey. Ben milyar tane veriyle onu eğitebilirim. Haliyle çok doğru şeyler, daha doğru çıktılar üretebilir. Mesela Çin'de bunun üzerine 2 yılda bir yarışma yapılıyor. 20 tane alanında çok iyi doktor var. Ve karşısında da bir yapay zeka var. Şu ana kadar hepsini yapay zeka kazandı. Yani tahmin üretiyorlar. Hiç daha önce görmedikleri case'ler var. Yapay zeka önde. Çünkü mantıklı. Bunun üzerine çok fazla örnek veriyorum. Orada şöyle olacak gelecekte. Tabii ki bu belki birkaç 10 yıl içerisinde doktorların yerini alacak denemez. İmkansız bir şey bu. Tıbbın komple yerini alamaz yakın bir dönemde. Çünkü bilinci yok yapay zekanın. Bilinç olması gerekiyor gerçek anlamda. İşte buradaki olay şu. Doktor ile yapay zekanın birlikte çalışması. Bir avukat ile ya da mesela avukata araştırmaları konusunda, savcıya aynı şekilde ya da hakime yapay zekanın destek vermesi, birlikte işini kolaylaştırması. Esra diyor ki aslında işimizi alamaz diye reddetmek yerine bir yardımcı olarak kabul edip işimize entegre etsek çok daha iyi olacak diye. Evet. Mesela yazılımcıların elini işinden almak. Evet, çok değişik bir teknik kullanım. İşini elinden alsa daha doğru olur da elini işinden almasın. Şimdi işini almasından bahsediyor. Burada çok fazla yaygara kopartılıyor. İşin gerçeği bu. Evet, şu an günümüzde Generative AI ile biz kod üretebiliyoruz, doğru. Ve bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Herkes yapmıyor fakat çok güzel çalışmalar yapanlar var. Önümüzdeki 5 yılda şunu söyleyebilirim. Garanti edebilirim. Birçok şeyi geliştirebilen yapay zekalar olacak. Bu normal. Onu yapabiliyor olacaklar. Fakat her zaman şunu söylüyorum. Ben teknik tarafa başladığımdan beri her zaman dikkat ettiğim, titiz olduğum şey şu. Ben bir şeyin derinlemesini öğrenirim. Temel mantığını doğru öğrenirim. İşi kolaya kaçırmam hiçbir zaman. Araç gereçler kullanmam mesela. Haliyle ben işin mantığını, derinlemesini öğrendiğimde benim replace edilmem, benim yerime bir AI'ın geçmesi kısa vadede imkansız bir şey. Fakat teknik tarafta bu mühendisliğin her şeyinde geçerli arkadaşlar. Her alanda. Yazılımdan tut diğer mühendisliklere kadar. İnsanlar ben çok fazla uğraşmayayım. Paramı alayım. Keyfime bakayım modunda yaşıyorlar. Yüzeysel bilgiyle yaşıyorlar. Ve haliyle bunların replace edilmesi için yapay zekaya bile gerek yok. Basit bir RPA yazılımı onları replace edebiliyor. Yani Robotic Process Automation. Yapay zeka ihtiyacı yok bunun için. Bir tane script yazsan zaten 5-10 tane çalışanı yaptığı işi yapıyor. Neden insanlar para versin ki onlara? Mantıklı bakmak gerekiyor buna. Yapay zekada birden mesela 500 kişinin bir işte bir bankada yapacağı işi yapıyor. Sorun o yapay zekada değil. O 500 kişide kendileri geliştirmediler. Sadece para alıp keyfine bakmak için o işi yapıyordu. Maaş için yazılımcı olmuş. Replace olacaklar bunlar. On binlerce kişi. Kime yarayacak bu? İyiler kalacak sektörde. Değerleri artacak. Hizmet robotları, otomobiller vesaire. Yapay zekanın yaratıcılık gerektiren işlerde henüz hazır olmayışı. Yaratıcılık sezgisellik gerektiriyor çünkü. Yaratıcılık bu mesela generative AI'ya creative AI de denir. Ama
hani yaratıcı AI, alakası yok. Hiç öyle değil. Generative AI daha doğru bir tabir. Creativity yok. Mesela sanatsal tarafta da bir şeyler üretenleri görüyorum. Bu sanatla yapay zekayı birleştirdik deniyor falan. Sanatsal bir görünüşü var. Fakat creativity falan yok orada. Bildiğiniz arka tarafta o modelleri tasarlayanlar bir mesela şunu diyebiliyor. İstanbul'un Beyoğlu'ndaki 100 yıllık yapıları tamam. Onların görüntüleriyle bilmem ne tarihleri arasındaki müzikleri bir araya getirdik, birleştirdik. Onları şöyle 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 algoritmalarla işte CNN diyor. Ondan sonra DC Gun diyor. Mesela Gun'ın farklı bir yaklaşımı. Şu algoritmalarla sanata dönüştürdük diyor. Bunun yaptığı şeyi aynısını yapabilirsin kişisel bilgisayarında. İki tane GPU ya da distributed AI yapacaksan dört tane GPU al ve CNN GAN algoritmaları, CNN görüntü tarafından GAN algoritmaları üzerinde çalış. Aynı üretim yapabilirsin. Yaratıcılık yok bunda. Ama çok güzel bir görsel şölen sunuyor. Buna katılıyorum. Hocam hukukta, özlemlemiş ki hocam hukukta hakimin vicdani kanaat kısmı var. Katılıyorum. Hukuk sadece veriye dayalı bir karar mekanizması değil maalesef. Yani işin içinde insani kısmı da var. Vicdani kısmı olduğu için aynı zamanda aldatılmaya da sebep oluyor. İnsan manipülasyona açık bir canlı. Bu psikiyatri tarafında da ispatlanabilir. Ben AI security çalışmalarını yaparken önce insanın nasıl manipüle edildiği, bütün duyu organlarının nasıl manipüle edildiğinden başlıyorum anlatmaya. Bu tür şeylerde manipülasyona izin verilemez. Hatta suçlular deli taklidi için özel eğitimler alıyorlar. Değil mi? Mesela mafya babaları falan. Deli taklidi yapabilmek için psikiyatristlerden vesaire gerçek eğitim alıyorlar. Deli rapor alıp çıkacak. Zafiyet. Sadece yapay zeka eklenmiyor. En büyük zafiyet insanda. Her zaman böyle. Karar mekanizması yapay zeka bu noktada şu aşamada çok yetersiz ama dediğiniz gibi hakime belli usulü konularda yardımcı olabilir. IBM'deki ilgili yapay zekada bildiğim kadarıyla usulü belli standartlar. Evet, orada bahsettim ya. Bu aslında prensip gereği yapay zekaya o kararı verdirmemek. Katılıyorum burada. Normalde doğru karar verebilir fakat birisinin 20 yıl boyunca içeride yatmasıyla ya da bir suçlunun çıkmasıyla alakalı bir karar. Şu an böyle bir yetki verilemez zaten. Yasal olarak bu yetki verilemez. Fakat düşünsene biliyorum mesela doktor ya yani tıp tarafında ve hukuki tarafta çok fazla okumak gerekiyor. Fakat ne kadar hızlı okursa okusun sonuçta bu kişiler yani 2 günde milyon sayfa okuyamaz. Yani. Hadi o diyelim 5 yılda okudu ama diğeri yapamayacak bunu. Yani bir standart yok. Fakat bir yapay zeka milyar sayfayı okuyabilir. O bana muhteşem danışmanlık yapar. Ben onunla konuşurum hatta. ChatGPT ile konuşur gibi. Hakim olarak konuşurum, fikrini sorarım. O bana tavsiye verir. Bunu yap diye bir şey yok. Beni yönlendirir. Ben insan olarak daha rahat karar veririm. Hocam yaratıcı AI artificial general intelligence'a geçince mi olur? Kesinlikle. Yaratıcılık bilinç gerektiriyor. Mesela sezgisellik gerektirir. Bu insanda olan bir şey. Güçlü yapay zekanın sezgisel beyne sahip olması gerekiyor. Esra soruna cevap vermiştim. Düştün. Tekrar sorayım, söyleyeyim. Yaratıcı AI artificial general intelligence'a geçince mi olur sizce? Evet. Sezgisellik gerektirdiği için katılıyorum bu şekilde. Güçlü yapay zekanın sezgisel beyne sahip olması ise ciddi bir probleme de dönüşecek bizim için. İnsan yüksek sezgisel beyne sahip. İnsan beyni en basit bir hesap makinesinden bile daha iyi değil hesaplama konusunda. Fakat bilgisayarda da yüksek hesaplamalı beyin var. Siz yüksek hesaplamalı beyin artı yüksek sezgisel beyin yaparsanız eşittir. İşte bir de bilinci eklediğinizde AGI,
olursa şöyle bir durum var. O gerçekten filmlerdeki senaryo oluyor ya. İnsanlığı yok etmeye karar verdim. Neden? Çünkü zararlısınız. O belki 100 yıl sonra, 200 yıl sonraki insanlığın halini hesaplayabiliyor olacak. İnsanlığın doğaya verdiği zarar kendisine, şuna buna. Bütün veriye açık çünkü. Bütün internetteki veriyi biliyor. Düşünsene, senin hayatında duyma ihtimalin olmayan trilyonlarca şeyi o biliyor. Ve bunu hesaplayabiliyor ileri dönük. Unutma diye bir şey de yok. Bu çok büyük probleme de sebep olacak. Ben yıllar önce insan kendi tanrısını yarattı diye bir makale yazmıştım. 2015-16'da yazmıştım. Orada bundan bahsediyordum aslında. Biraz linç yemiştim. Ama günümüzde işte o konuşuluyor. Güçlü yapay zekanın bedene ve bedensizliğe sahip olması. Bedene sahip olması IoT, Internet of Things, Super Computers, insansız otomobillerin bile içinde Super Computer var. 5G internet, robotics ve automobile tarafı. Bedensizliğe sahip olması da bunun internet dediğimiz bir ağ içerisinde olması. Bedensizlik. Hem bedene hem bedensizlik özgürlüğüne sahip. Felsefik olarak derinlemesine çok fazla konuşuruz. Bilgisayar bilimleri, öncelikle yapay zekanın bilimsel temellerine bakalım. Bilimsel temellerinde bilgisayar bilimleri ve mühendislikler yapar. Donanım ve yazılım. Bunlar olmadan sadece konuşma olur yapay zeka. Türkiye'de çoğunlukta olduğu gibi. Yani yapay zeka kod yazmadan bir değeri olan bir alan değil günümüzde. Onlarca yıl önce değeri olabilirdi. Felsefik şu bu vesaire. Günümüzde de mesela AI policy tarafı var. Bunun hukuksal tarafı var kesinlikle. Bir hukukçu oturup da yazılımcı olmayacak. Fakat benim önerim hukukla ilgileniyor olsa bile bir tane yapay zekanın bir kursunu alsın. Onun nasıl çalıştığını gerçekten bir öğrensin. Bir yazıp çalıştırsın. Sonra tamamen felsefik ve hukuksal boyutuna kaysın. Katılıyorum. Felsefe, muhakeme kuralları. Yapay zekanın en büyük eksiklerinden birisi günümüzde bilinç ve muhakeme. Muhakeme, bir şeyi yapıyorsun, o yaptığın şeyin mantıksal analizini, çıkarımını sunabiliyorsun. Genellikle bir insana bir kararının sonucunu size söylediğinde, ona sebebini sorduğunuzda o size muhakeme yeteneğiyle bir yapı kurar. Bu yapı birçok bilgiyle belki çocukluğuna kadar gider. Ben şöyle bir şey yaşamıştım da orada şöyle olmuştu da bilmem neydi de benim annem babam şöyleydi de işte vesaire bir ağaç kurar. Bir karar, ciddi bir karar ağacı. Bu arada karar ağacı yapay zeka tarafındaki algoritmalardan bir tanesi ama konumuzla alakalı değil. Bir ağaç bilgi havuzu oluşturur. Bu muhakeme oluşturduğum muhakememin sonucunda ürettiğim o veri var ya işte onun muhakemesini ben bu pipeline üzerinde oluşturdum demek. Bu da herkes için farklı. Muhakemede kimisi ahlak kurallarına göre çok keskin standartları vardır. Kimisi felsefik standartları olabilir. Onun üzerine mesela muhakeme yapabiliyor olabilir. Kimisi de sadece yasal kurallar üzerine bir muhakeme. Kimisi korkular üzerine muhakeme. Binlerce şey olabilir. İnsanın mesela beş duyusu var diyebilir ya aslında 80 küsur tane var. Yani bilinmeyen onlarca duyu var. His var gibi düşünün. Burada da sonsuz bir olasılık var muhakemenin oluşturduğu. Bunun da çok matematiği üzerine çalışmalar var ama henüz çıkarılmış değil. Yapay zeka bir şeyin nasıl muhakemesini yapacak? Mesela bahsettim ya insan, otomobil, insansız otomobil var. İnsan onun içerisinde şoför olarak ama hiç dokunmuyor. Karşısında da 5 tane alternatif var. Saymıştım. Çocuk, şu, bu vesaire hamile. Yaşlı bir amca. Bunların hepsinden hangisine çarpması gerekiyor? Ya da duvara mı çarpacak? Duvara çarparsa, onu tercih edecekse ben neden bu arabayı satın alayım? Manyak mıyım? Değil mi? Beni öldürecek olan bir aracı satın almış olayım. Çocuğu mesela çocuğu kurtaralım dediniz. Yaşlı adam mesela çok büyük bir dahi diyelim. Çok büyük bir dehayı
sen feda ettin bir çocuğun olasılıkları için. Gibi gibi birçok senaryo var. Burada mahkemeyi neye göre yapacak? Birincisi, insana göre yapmak için insanın mahkeme sistemini çözmüş olman lazım. İkincisi, insan burada durup düşünüp karar vermiyor. Bak, karar şöyle olabilir. İhtimal. Bu aslında insanın yaklaşımıyla alakalı. Mesela çoğusu böyle bir senaryoda insanlara zarar vermek yerine duvara sürmeyi tercih eder. Buna çok denk gelirsiniz. Hatta ben 4-5 yıl önce bir yerde anlatıyordum bunu. Birisi tam da bu bahsettiğim senaryoda bunu yaşamış. Dedi ki benim bir kaza yapmam gerekiyordu mecburen. Aracın çünkü freni boşaldı. Bilinçli olarak duvara sürdüm dedi. Çünkü insanların arasına girecek. Gittim duvara çarptım diyor mesela. Şimdi bu mantıklı bir muhakeme. Fakat her zaman bu senaryo geçerli olmayacak. Ve herkes kendini aracını uçuruma sürmez ya da duvara sürmez. Bana bir şey olmasın da kim olursa olsun der. Burada nasıl? Neye göre? İnsan kendisi bile muhakemesini bilmiyor ki onun muhakemesi için kural yazsın. Yapay zekasını oluşturur. Çok zor alan. Matematik kısmında mantık, algoritma ve optimization tarafı var. Bunlar zaten işin temeli artık günümüzde. Yapay zekada zaten eski yapay zeka araştırmalarını yapanlar çoğunlukla mantık tarafında ciddi bir araştırması ya da geçmişi olan kişiler. Hatta matematik bu işin çok çok böyle küçük bir kısmı, emin olun. Gerçek böyle geçmişine baktığınızda, mesela cognitive science dediğimiz başlık çok daha derin bir alan burada. Bilişsel bilimler. Bu bahsettiğim Geoffrey Hinton amcamız bile modern AI'ın kurucu babası. Hatta the father of AI denir. The father of deep learning denir. AI denmez de. Çünkü AI'ın çok daha büyük geçmişi var. Ama the godfather of deep learning denir kendisine. Hakkıdır. Orada kendisi mesela cognitive science üzerine uzmanlığı olan birisi aynı zamanda. Hem de computer science gibi. Yani aramızda psikiyatri alanında çalışan vardı. Kesinlikle onu yapay zekaya bağlamasını öneriyorum. Hukuk tarafında varsa aynı şekilde kesinlikle öneririm. Önümüzdeki yıllarda bunlar çok çok daha değerli olacak. Hatta tıp okuyorsanız sağlık tarafında yapay zeka tarafına odaklanın. Kavram bilimi ve psikoloji diğer başlık. İnsanın düşünce sürecinin modellenmesi. Kavram bilimi ve psikoloji. Bunların hepsi ne kadar derin. Bak psikoloji dediğim aslında psikiyatrinin alt başlığı oluyor. Yani neuroscience tarafı. Sinir bilimi. İnsanın aşağı seviyede, düşük seviyedeki beyin faaliyetlerinin modellenmesi kısmı. Sinir bilimi. Çok sevdiğim ama doğal olarak acemi olduğum bir alan. Fakat ne kadar biliyorsan o tarafı, yapay zekayı da ne kadar derinlemesine bilirsen çok daha müthiş argeler yapılabilir. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Biyoloji, taklit bilimi ve dil bilimi, temel bilgisayar bilimleri. Bunlar. Yapay zekanın genel kapsamından bahsedersek, insan modeli üzerinden yapay zeka. Burada beyin dediğim şey algı ve öğrenme süreçleri. Machine learning, deep learning diye tarif ediyorum ben. Bu benim tarifim bu arada. Beyin, machine learning ve deep learning tarafı. Hatta günümüzde reinforcement learning falan da. Hatta istersek swarm AI. Bu sürü halinde çalışabilme. Sonra genetik machine learning vesaire. Bunlar da dahil edilebilir. Görme yeteneği, computer vision başlığı. Hafıza, big data diyebiliriz. İletişim, NLP ve speech recognition olabilir. Fiziksel bedenleme ise yapay zekanın fiziksel bedene sahip olması. Burada da robotics ve IoT olabilir. Yapay zekanın alt kavramlarında bakacak olursak gene artificial intelligence genel bir tabir. Bu işin 1956'dan beri science haline geldikten sonra kullanılan genel bir tabir, isim. Günümüzde bu çok kullanılmıyor. Bunu ne zaman kullanırsınız? AI'yı teknikten çok anlamayan kişilerle konuşurken, medyatik tarafta yapay zeka kullanılır.
teknik bir uzmanla konuşurken neyle uğraşıyorsan gerçekten ondan bahsetmen lazım. Machine Learning, ML, Deep Learning, DL, Data Science, bunun kısaltmasını ben verdim, DS. Machine Learning artı Deep Learning artı Domain. Burası kafa karıştırılan noktalardan birisi. Mesela Data Science nedir? Veri bilimi. Çok çok yanlış kullanıldığını garanti ediyorum. Mesela biz AI Tech Lab'da Cyber Security Data Science diye bir başlıkta eğitim veriyoruz. Ya da AI Security Engineer diyoruz. AI Security Engineer çok daha ileri bir başlık. Cyber Security Data Science dememizin sebebi, Data Science tek başına bir şey ifade eden bir başlık değil. Data Science veri bilimi. Tam olarak hangi verinin bilimi? Değil mi? Veri bilimi. Mesela çok iyi bir deep learningçi olabilirsin. Görüntüyü bilmiyorsan görüntü odaklı çalışma yapamazsın. Peki, görüntüyü de biliyorsun. Görüntüyü de biliyorsun. Bak onu da geçtim. Tamam, öğrendim. Bir süre zorladım. O tarafı hallettim. Peki, bir tane veri veriyorum. Ontoloji ile alakalı. Tıp tarafında bir görsel veri seti veriyorum sana. Tamam, beyin tomografisi ile alakalı. Peki, al yap. Görüntüyü biliyorsun. Veri bilimcisin. Hadi yap. Hiçbir şey yapamazsın. Ya da sen diyelim ki machine learning biliyorsun. Ben de biliyorum. Ben siber güvenlik de biliyorum. Ben siber güvenlikte coştururum. İstediğim şeyi yaparım. Sen yapamazsın. Çünkü sen finans alanında kendini geliştirmişsin. Ben de finansta bir şey yapamam. Çünkü finans bilmiyorum. İşte data science tek başına hiçbir değeri olmayan bir şey. Data science bir uzmanlık başlığı değildir. Bir title'dır. Bakın. Bir iş rolü değildir. Bir title. İkisi farklı şeyler. Mesela siz machine learning developer, machine learning engineer, deep learning engineer olabilirsiniz. Computer vision engineer. Fakat bunlar birer uzmanlık, birer iş rolüdür. Yeni bir mesela 5 yıllık deep learning engineer alacaksın. Güzel. Fakat data science bir title. O da şu. Gene deep learning engineer'sındır, uzmansındır. Fakat ben tıp alanında çalışmalar yapıyorum. Genellikle de beyin tarafında diyelim. Ben bu alanda mesela çap yapmış olabilir. Mesela tıp eğitimi almıştır. Yanında deep learning üzerine çalışmıştır. Ben bu kişiyi seçtim. Sıradan bir deep learningçiyi almam bunun yerine. Bu kişiyi aldığımda deep learning, engineering bilgisi, uzmanlığı artı domain uzmanlığı. Domain ne? Tıp. Bu kişi %100 tıp alanında data scientist'tir. %100. Hatta onun da belli bir alan. Sadece bilgi uzmanlık. Diyelim ki beyin, neuroscience. %100 en doğru tercih o kişidir. Fakat bu kişiyi al, finans tarafında bir projeye veri bilimci olarak koy, böyle bakar bilgisayara yani. Hiçbir şey yapamaz. Bana bu veriyi kim getirecek der. Veri ne yapıyor der. Yani bana veriyi anlatsana der. Normalde hepsini geliştirebilir ama hiçbir şey yapamaz. Ona bir domain uzmanı gerekiyor. Domain uzmanı da bu. Mesela bizde Cyber Security Data Science dememizin sebebi bu. Biz siber güvenlik tarafında uzmanız. Data Science tarafında da Machine Learning tabanlı çalışmalar var. Bunları birleştirdik. Önce siber güvenliği anlatıyoruz. Veri bilimi için gerekli olan araç gereçler ve algoritmalar anlatılıyor. Sonra siber güvenlik odaklı sorunları, detection, prevention vesaire anlamlandırma. Bunları yapay zeka ile yapıyoruz. İşte o yüzden Cyber Security Data Science. Türkiye'deki ilk eğitim bu. İlk Cyber Security Data Science eğitimi. Aynı şekilde bunun daha ileri versiyonu AI Security Engineer. Bu da Türkiye'de. Bu daha ileri bir seviye. Deep Learning ağırlıklı daha çok. İşte Data Science bu. Bir temel Machine Learning, Deep Learning bilgin olur. Onun üzerine domain bilgisi şart. Finans tarafında Data Scientist olursun, tıp tarafında olursun falan. Yani genel data science olayını ben bir türlü anlamıyorum.
Yani ne verirsen yaparız abi durumu. İşte necisin? Sen ne olmamı istiyorsan. Sen söyle. Adını sen koy. Sana sigorta alanında bir veri seti vereyim. Ekrana bak böyle. Hiçbir şey yapamayacaksın. Elinde katalog bilgileri gerekiyor vesaire. Tonla uzmanlık bilgisi. Computer Vision, CV, NLP, Natural Language Processing, Data Engineering. Bu da DevOps artı Machine Learning diye özetliyorum. Çok kafa karıştırılan noktalardan birisi bu. Bu da şu. Eskiden 15 yıl önce System Network diye alan vardı sadece. DevOps diye bir şey yoktu 10 yıl önce. Developer Operations. Sonra yazılımların altyapılarının karmaşıklaşması, çok fazla araç gerecin yazılım geliştirmede kullanılması gibi şeyler işi zorlamaya başladı. Çünkü sistemciler çok fazla yazılım, kurulum, konfigürasyon bunlardan anlamıyordu. Ama web serverlarda vesaire bunları yapıyorlardı. Fakat çoğusu bilmiyordu, yetemiyordu. Yani bu da normal. Artık bu erişilemez bir, yönetilemez bir hale geldiğinde DevOps diye bir rol çıktı. 10 küsur yıl önce tam hatırlamıyorum. Developer Operations. Bunlar genellikle sistem network tabanlı, sistemci tabanlı daha çok kişiler ama biraz da yazılım biliyorlar. Yani yazılımın kurulumu, bir şeyler geliştiriyor. Veri tabanında ufak tefek şeyler yapılır. Böyle çok ciddi yazılımcı değil yani. Developer Operations çıktı. Günümüzdeki Data Engineer da ya da MLOps da diyebilirsin buna. Çünkü Data Engineer'i farklı tanıtanlar da var. MLOps da diyebiliriz. Buna da DevOps artı Machine Learning diyoruz. Yapay zeka demek ki çok fazla katmanı olan bir sektör. Neredeyse hiç bir şey bilmediğime emin oldum. Ali'den itiraflar. Artificial Neural Network. Volkan demiş, bu şirketlerin ilaç açarken ki karmaşasından kaynaklı. İlan açarken ki karmaşasından kaynaklı. Türkiye özelinde daha çok data scientist başlığı altında ilan görüyoruz. Genellikle Türkiye'de çok fazla gerçek yapay zeka ile uğraşan proje pek yok. Daha çok yıllardır mesela NLP taraflı çalışmalar yapılır. Tamam, orası değerli bir alan. Sıradan chatbotlardan bahsetmiyorum. Gerçekten deep learning ile uğraşan bir çalışma varsa saygı duyuyorum. Machine learning tarafında ağırlıklı olarak çok basit istatistiksel temelli algoritmalar, basit bir classification, regression falan yaptığında biz yapay zeka kullanıyoruz diye bunu sunuyorlar. Değil. Sen istatistik yapıyorsun. Basit bir machine learning yaptığını söyleyebilirsin. Yapay zeka deme. Yapay zeka deep learning tarafıyla gerçekleşiyor. Ben işin gerçeğini söyleyeyim. Artificial Neural Network ile olmalı. Tabii ki machine learning değerli bir alan. Oradaki algoritmaları, birçok yaklaşımı biz deep learning'de de kullanıyoruz. Reinforcement learning'de de kullanıyoruz. Fakat bu yapay zeka değil. Yani istatistik algoritmalarıyla chatbot, bir ChatGPT yazabileceğini hayal eden çıkamaz yani. Teknik olarak imkansız bir şey. Ya da bir robotik ile alakalı herhangi bir şey. Yardımcı olarak kullanılıyor. Tabii ki çok kullanıyoruz hatta. Fakat bir mesela Pandas ile bir veri seti üzerinde bir analiz yaptığında buna yapay zeka demek artık hani 2023'te biraz hani çok yapmamak lazım ya. Hani neler neler çıktı neler. Pandas'la veri analizi yapıyorum. Ben buna yapay zeka diyorum ya da data science diyorum. Çok doğru değil. Devam edelim. Artificial Neural Network. Çok güzel alanlar. Ben devam edeyim mi bu arada? Yani yoruldunuz mu? Saat 10'u geçti çünkü. Daha yeni başlıyorum ben. Tamam. Artificial Neural Network dediğimiz şey, öncelikle Deep Learning, güzel devamlar geliyor. Zaten bunu bir kez kaydedeceğiz. Sonrasında yayınlayacağız. Süper. Güzel ilerliyor. Artificial Neural Network birçok şeyin başlangıcı.
deep learning tarafının temel çekirdeği diyebiliriz. Öncelikle artificial neural network'te şu an ekranda gördüğünüz şey basit bir ANN'in, yapay sinir ağının temel GIF hali gibi düşünülebilir. Burada şuradaki giriş katmanı, input layer, burası hidden layer, gizli katman dediğimiz, burası birden fazla olabilir. Bir de output katman var, output layer. Aralarda da bu arada şuradaki yuvarlakların her birisi nöron. İnsan beynindeki nöronun temsili burası. Node da denir buna. Ve bunların şöyle hizalara baktığımızda dikey olarak bunların her birisi bir katman olarak geçer. Input layer, hidden layer, output layer. Aralarda da şu oklarla bir nörondan kendisinden sonraki katmandaki diğer nörona veriyi aktaran, output olarak aktaran bağlantılar var. Bunların Türkçesini söyledim zaten. Adı connection, bağlantı. Bir connection var. Onun üzerinde kendisinin içerisinde hesapladığı yükü, bir ağırlıkların hesabı var. Çok detaylara girmeyeceğim burada, matematiksel kısımlara. Konuşacağımız çok fazla şey var çünkü. Bir ağırlıkların hesabı var. Ondan sonra küçük bir activation function dediğimiz, o beyindeki psikiyatri de bilirsin, neuroscience tarafında. O nöronun ateşlenmesi, fire edilmesi olayı. O fire etme işlemini gerçekleştiren activation function diye bir şey var. Oraya girer. Oradan da çıktıktan sonra kendisinden sonraki katmanın ilgili nöronun input'u olarak alınır burada. Ve bu sayede kendisinden sonraki katmandaki bütün nöronlara kendi çıktısını verir. Kendisi de input olarak buradaki görsel alır, mesela kedi, köpek. Çıktı olarak da bu model diyecek ki bu köpektir ya da kedidir. Tamam, output. Köpek olabilir, kedi olabilir gibi. Veriyi aldı, sonraki katmana gönderdi, output. Detaylı bir hesap var dedi ki bu böyle basit değil. Bir başka görsel. Ekranda gene bir CNN gibi düşünülebilir. İlla CNN olmak zorunda değil. Artificial Neural Network ile de görsel veriler üzerinde çalışabiliyoruz. Fakat CNN daha optimize. Daha düşük kaynakla, daha yüksek akürüsüyle çalışabiliyoruz. İnput layer'ımız var, bir görsel, bir eğitim olduğunu düşünelim. Hidden layer'lar ne işe yarar diye sorulur genellikle. Gizli katmanların olmasının sebebi kompleks olan verinin gerçekten derinlemesine öğrenilebilmesi için gerekiyor. Ne kadar fazla hidden layer varsa biz verinin o kadar derinliğine kadar öğrenebilme şansımız oluyor. Peki, ilk akla gelen soru şu. Ne kadar çok katman olursa o kadar yüksek başarı oranına mı sahip olur? Hayır. Belli bir noktadan sonra fazlasını yapsan bile pozitif değil, negatif olarak değerini düşürebilir. Yani accuracy'yi düşürebilir başarıyı. Burada hidden layer 1'de öncelikle bir verinin parçalarına odaklanıyor. Yüz verisi diyelim. Bunun çizgilerine odaklanıyor. Dikkat edin. Sonra bundan sonraki aşamada artık yüzün çizgilerini böyle paramparça bir şekilde hissedebiliyor gibi düşünün. Fark edebiliyor. Öğreniyor. Bir sonraki katmanda da göz diye bir paterne denk geliyor. Kaş diye bir patern, burun paterni, işte diş paterni vesaire. Paternleri anlamaya başlıyor. Parça parça. Ondan sonra da bunların daha da derinliğine inerek artık bunları birleştiriyor ve diyor ki yüz diye bir patern daha buldum diyor. İşte bunları sağlayan şey bu deep learning ve artificial neural network. Deep learning'in çekirdeği perceptron demiştik. Artificial neural network de zaten perceptron üzerinden geliştirilen bir şey. Perceptron da basit bir şekilde bir tane nöron var. Buna bir input var, bir tane de output var. Buna biz perceptron diyoruz. Tek bir tane nöron, bir input'u, bir output'u gibi düşünün. Bunların oluşturduğu şeye de MLP, Multi Layer Perceptron denir. Çok katmanlı perceptron. Aynı zamanda multi layer perceptron eşittir artificial neural network gibi. Bu da biraz daha görselli hali. Input'umuz var. Bu bir CNN. Convolutional layer'lar var çünkü. Çıktı olarak 0'dan 9'a kadar toplam 10 tane şey var. Bu
MNIST veri seti diye bir veri seti var. Onunla geliştiriliyor. Geliştirilmiş daha doğrusu. MNIST veri setini de hatırlayın. Jan Dikan'dan bahsetmiştim. Lanet diye bir model üzerinde çalışmıştı 1998'de. Şu an Facebook AI Research'un başında. Jan Dikan tarafından geliştirilmiş bir veri seti. Elyas ile 0'dan 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar Elyas ile yazılmış veri set verilerden oluşuyor. MNIST. Burada da onun örneği var. Bu bizim Deep Learning tarafında görsel çalışmalarda Hello World gibi düşünebilirsiniz MNIST veri setini. Çok faydalı. 70 bin tane Elyas'ı var orada. Çıktı olarak da 0'dan 9'a kadar olabilir. Haliyle bizim çıktığımız 0 ile 9 arasında 10 tane klasman oluşuyor. Yani prediction yaptığında mesela 4 diyorsa bunun anlamı Elyas ile 4 verisini almış. Bir de confidence. Bu aslında accuracy diye geçer. Confidence %98 mesela. 99,9 diyor. Bu doğruluk değeri. Yüksek olması değerli yani burada. Basitçe böyle burası. Aynı zamanda bir başka açıdan bakarsak input, hidden layer'lar ve output. Bir input'tan gelen akış var. Çok detaylarına girmeyeyim ben burada. Bu benim YouTube kanalımda 5,5 saatlik bir başlangıç rehberi var. Buradaki konulardan bazılarını orada anlatıyorum. 5,5 saat boyunca sıkıştırılmış böyle kese kese 5,5 saate indirilmiş bir yapay zeka başlangıç rehberi. Birkaç tane AI security webinar kaydım var. Hatta size önereceğim mesela şu an günümüzde yapay zeka geliştirirken kullanabileceğiniz iki tane çok gelişmiş yazılım var. PyTorch Facebook tarafından geliştiriliyor. Diğeri de TensorFlow Google tarafından geliştiriliyor. İkisi de çok güçlü. Biz ikisini de kullanıyoruz. Bunların ikisi için de biri için iki tane videoluk playlist. 2-2,5 saat toplam. Diğeri için de 3 videoluk bir playlist var. Bunları inceleyin. Ücretsiz bir şekilde anlatıyorum orada. Bir insan beynindeki nöronla bunun benzetişimi, neural network arasındaki farklılık ve benzerliği görüyorsunuz. Multipolar nöron bir tanesi. Diğeri de en neural network bizim beynimizdeki karşılığı. Çok benzer. Neuroscience ve psikiyatri tarafında uğraşanlar bunu bilecektir. Bunun benzeri de bizim artificial neural network. Rica ederim. İçeride bizim organizasyona çok daha fazla kaynaklar var. Python öğrenmek isteyenler onlarca saatlik video var benim YouTube'da ücretsiz bir şekilde. Çünkü yapay zeka tarafına Python'da başlayın. Onu da aralarda söylemiş olayım. İşte SQL öğreneceksen gene onlarca saat ücretsiz var. O kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Biology ve deep learning tarafındaki karşılıkları bir kıyaslayalım. Dendrit ve axon var. Bu dikey olarak gösteriyor. Burada da bir nöron sinyalin gidişini gösteriyor aslında. Soldan sağa doğru sinyalin. Bu da deep learning karşılığı. Kendisinden önceki bu bir tanesi nöron bu arada. Kendisinden önce gelen 3 tane nörondan output çıkmış. Kendisine input gelmiş burada. Tamam. Kendisinde bir tane output var bu senaryoda. Kendisine gelen outputlardan bir tanesi 1,2 değerine sahip. Diğeri eksi 0,1 değerine sahip. Diğeri de 0,3 değerine sahip. Bu böyledir bu arada. Yani o connectionlar üzerinde akan veriyi elde etsem ben işte bütün sırrı, gezegenin sırrını çözebilir miyim diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Hiçbir değeri olmayan bir şey var. Tamam. Bazı senaryolarda bir AI hacking senaryoları var. Oralarda işe yarayabiliyor. Fakat normal senaryolarda oradan akan biri çok kritik bir özel bir veri değil. Yani. Bildiğin bu şekilde matematiksel verilerden oluşuyor. Ağırlıklar işte weighted connections. Ağırlıklandırılmış bağlantılar gibi düşünün. Sonra bunun MLP versiyonu, ANN versiyonu bakıyoruz. Input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, output layer. Machine learning versus deep learning burada. Bu input öncelikle machine learning'de
DL'den farklı olarak feature extraction kısmı var. Burada insan müdahalesi söz konusu. Feature extraction, bir veri içerisinde bir algoritmanın senin verdiğin veriyi neye göre anlamlandırabileceğini ya da anlamlandırması gerektiğini belirli feature'lar, özellikler ile tanıtman gerekiyor. İşte öncelikle o feature'ları extract etmen, çıkarman lazım. Tanıtman gerekiyor aslında. Diyeceksin ki mesela gör herhangi bir veri içerisinde şu 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 veriler benim machine learning algoritmamın eğitimi sürecinde şu şu değerlere şu değerdedir diye tanıtman gerekiyor. Bu sizin geliştirdiğiniz modelin başarısını doğrudan etkiliyor. Machine Learning'de. Sonra da classification'de bir algoritma seçtin. Onunla birleştirdin vesaire. İstatistiksel tabanlı bir classification. Deep Learning'de ise hikaye Artificial Neural Network ile gerçekleşir. Burada da feature extraction'ı siz yapmazsınız. Siz yapay sinir ağına tabii ki onun da birçok derinliği var. Kendi dikeyde birçok konusu var. Artificial Neural Network'ün birçok farklı algoritması var. İşte metinsel veri için, diyelim NLP için RNN kullanırsın. Neden? Sebebi var. Görüntü için CNN kullanırsın. Neden? Çok mantıklı, teknik bir sebebi var. Convolution katmanı gibi. İşte RNN tarafında, NLP tarafında RNN kullanırsın. Neden? Çünkü orada bir hafıza diye bir şey var. Veriyi okurken bir hafıza. İnsan beynindeki mesela. Önceki kelimeleri, bir şey okurken önceki kelimeleri hatırlayıp sonrakileri de hatırlıyorsun. O yüzden de bir bağlam oluşturuyorsun. RNN'de de buna benzer şeyler var. Şimdi buradaki feature extraction kısmını yapay sinir ağı kendisi yapıyor. Siz ona bir tanım yapmıyorsunuz. Zaten ANL'nin temel olayı bu. Diyor ki sen bana veri ver. Ben onu anlarım. Ben ondan paternler çıkarım. Machine Learning'de bu paternleri senin öğretmen lazım gibi düşün. Böyle çok kabaca böyle tanımış olayım. Neural Network yani Deep Learning'in içerisinde kullandığımız algoritmalar çok fazla. Perceptron basitçe bu. P ile ölçülür, gösterilir. Feed Forward var, ileri doğru. Bir ANN'nin soldan başlayıp input'tan output'a doğru, ileri doğru veriyi akışı, akış yönü. Radial Bayes Network geçiyorum bunları. Deep Feed Forward. RNN çok kullanılır. NLP'nin çekirdeğidir. RNN'in de çekirdeği gene Artificial Neural Network'tür zaten. Yani perceptron'dur temelde hepsi. RNN günümüzdeki NLP'de başlangıç noktamız. Long Short Term Memory, LSTM de RNN tabanlıdır. Zaten çok benzer gördüğünüz gibi. Gated Recurrent Unit, GRU, bu da gene RNN'in bir farklı yaklaşımıdır. LSTM ile GRU. Günümüzde siz çekirdeği, yani NLP tarafından bahsediyorum. RNN ile başlayabilirsiniz ama tabii ki öncelikle Artificial Neural Network çok iyi biliyor olmanız lazım. Sonra RNN dersiniz. Mesela metinsel çalışmalarda, NLP çalışmalarında CNN'e ihtiyacın yoktur. Doğrudan RNN'e geçebilirsin Artificial Neural Network'ten. Orada da en çoğunlukla kullandığımız RNN'i doğrudan kullanmayız genelde. LSTM kullanırız mesela. Autoencoder günümüzde gene son birkaç yıldır özellikle çok yaygın kullandığımız bir algoritmadır. Tavsiye ederim araştırmanızı. Diğerleri ekstralar. Daha fazlası birçok var. Yapay zekada binlerce algoritma var. Terminolojiye geçelim. Yapay zekada yani machine learning'de de RNN ile LSTM. Çok teknik bir konu Beyza. RNN ile LSTM arasındaki fark çok detay bir konu. Çok müthiş farkları yok. Çekirdek RNN'dir. Sen RNN'i doğru anladığında bunun üzerine LSTM ve GRU'yu çok daha rahat anlarsın. Asıl hikaye RNN'dir. Fakat uygulamada kullanırken onun LSTM yaklaşımını kullanmayı tercih ediyoruz gibi. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Hiçbir şey her zaman böyle olmak zorunda değildir yapay zekada. Rica ederim. Yapay zekada observation diye bir şey var.
observation, gözlem. Bu grafiğe nasıl ulaşırım demiş arkadaşlar. Neural Networks yaz Google'a. Görsellerde direkt çıkacaktır diye tahmin ederim. Types of Neural Networks olabilir. Ya da Neural Networks Charts falan. Gözlem dediğimiz şey öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan veri parçalarına denir. Veri parçalarına. Mesela spam tespit modeli var. Spam detection yapacaksınız diyelim. Bu model için her bir e-posta birer gözlemdir temelde. Spam tespit modeli için her bir e-posta bir gözlem. Fakat o e-posta içerisinde sadece metinsel veri yok. Bunun başlığı, tarihi vesaire birçok detay var. Değil mi? Bunların hepsi gözlemin parçalarıdır. Observation. Özellik yani feature, o feature extraction, feature selection'daki feature. Gözlemi temsil eden verilere denir. Bunlar genellikle sayısal değerlerden oluşur ki dijital verinin hepsi sayısaldır zaten. Spam tespiti için kullanılan her bir e-postanın seçilmiş kelimeleri, gönderim tarihi, uzunluğu, başlık uzunluğu vesaire bunlar özelliktir, feature. Observation içerisinde feature'ları çıkartırsın. Dersin ki bir şey spam ya da not spam demek için onun bir şeylerinden anlam çıkarman lazım. Mesela Irak'ta Amerikan askeriyim dedim mi tamam işte onu spam diye ayırıyor. Hep öyle bütün dillerde gelir mesela. Irak'ta Amerikan askeriyim. Şu kadar altın buldum bunu çalmak istiyorum falan işte. Ama ülkeden çıkartamıyorum. Ülkeden çıkartabilmek için dışarıdan bir gözleme ihtiyacım var benim. Bir support'a ihtiyacım var diyor. Tamam. O keriz, pardon, o support sen olur musun diyor. Mesela o mail işte spam oluyor. Ya da diyor ki iPhone kazandınız. Tamam, kaybediyorsun demektir. Devam edersen. Gibi. Etiket label. Gözlemler için hazırlanmış kategorilerdir. Gözlemler için hazırlanmış kategori. Mesela spam tespiti için spam ya da spam değil. Nesne tespiti için insan, hayvan ya da bunların da alt kırılımı olan erkek, kadın, çocuk, yaşlı vesaire. Görsel veriler var. Bunları diyorsun ki işte bunun içerisinde şu renkte araç var mesela. Bu etikettir. Geçiyorum. Elimizde veri seti var olmak zorunda haliyle. Bunu temelde ikiye bölüyoruz. Birisi training data, diğeri de test data. Birisi eğitim için, diğeri de test için. Bir model oluşturursun. Yani bir yapay zeka algoritması, modeli oluşturursun. Onun için veri setine ihtiyacın vardır. 1 milyon satırlık ya da 1 milyon görsellik bir data set diyelim. Bunun %100 böyle olmak zorunda değil ama bir %80'e 20 kuralı vardır. 70'e 30 da olur. %80'i eğitim için ayrılır. Training dataset. %20'si de test için ayrılır. Ya da 70'e 30 gibi. Bu değişebiliyor. Birisini modeli eğitmek için kullanırız. Yapay zeka eğitmek. Diğerini de test etmek için kullanırız. Test etmek için kullandığımız şeyi bir daha düzelteyim. Eğitim için kullandığımız veriyi test için kullanmayız artık. İleride anlatacağım. Bir de üçüncü bir yol daha var. Bu da validation dataset. Validation dataset. Bu ayrı bir konu. Çok kafa karıştırmıyor. Terminoloji, training and test dataset. Training dataset, algoritmanın yani modelin öğrenmesi için sunulan gözlem verisine denir. Model, bu sunulan veri üzerinden çeşitli çıkarımlarda bulunur. Spam tespiti örneğinde çok sayıda spam ya da spam değil etiketlerine sahip e-postalar örnek verilebilir. Test dataset, gözlemler ile eğitilen algoritmanın yani modelimizin ne kadar doğru karar verebildiğini test etmek için kullanılan veri seti. Modelin eğitilmesinden sonra modele verilir. Önce model eğitilecek, veri seti, training dataset üzerinde. Sonra onun teste ihtiyacın olacak, değil mi? Eğitmeden test edemezsin. Eğitim setinden tamamen farklı ve modele daha önceden sunulmamış verilerden oluşmalı. Neden? Bir sınav olacaksın okulda.
Hoca sana 50 tane soru soracak diyelim. Ve bir gün önce sana ders anlatırken 50 soru üzerinden ders çözüyor. İşte derste soru çözüyor mesela. Ne yapmış oluyor? Sınavda çıkacak soruların cevaplarını vermiş oluyor. Aynı mantık. Eğitim bittikten sonra etiketsiz olarak modele sunulur ve modelin tahminlerde bulunması beklenir. Spam tespitinde spam olup olmadığı bilinen ama modele etiketlenmiş olarak verilmemiş e-posta gözlemleridir. Machine Learning tiplerine bakalım. Supervised Learning yani gözetimli öğrenme. Unsupervised Learning gözetimsiz öğrenme. Semi Supervised Learning bunların ikisinin birleşimi. Uber tarafından geliştirildi. Diğerine Reinforcement Learning en sevdiğim başlıklardan fakat en zorlarından hatta en zoru diyebilirim. Bu robotik tarafta işte insansız otomobiller bizim siber saldırılarda vesaire de kullandığımız başlık. Bunların detaylarını ayrıca araştırın bilmeyenler için. Örnekler var zaten burada. Semi supervised learning son birkaç yıllık bir hikaye. Uber tarafından geliştirildi. Aslında iki supervised ve unsupervised birlikte kullanma yöntemi. Daha önceki görsellerde pek yoktu mesela. Supervised'da bu yöntemde sistem farklı verilere beslenerek oluşturulan modelin sonuçları hedef çıktılarıyla karşılaştırılır. Oluşan hatalar sistem tarafından minimize edilmeye çalışılır. Etiketlenmiş görsel gözlemlerden yani observation'lardan oluşur. Etiketlenmiş ne demek? Örneğin bir spam modelini eğitmek için ipuçları vermelisin. Değil mi? Feature'lar. Mesela hediye kazanmalısın, para kazanmalısın. İşte bin nokta bilmem kaç milyar dolar falan kazandım. Gel bölüşelim seninle. Neden? Ya işte canım bölüşmek istedi mesela. Çünkü ye bitmiyor hani. Bir de seninle paylaşayım. Sınıflandırma classification. Her bir gözlem için bir kategori, bir sınıf atamasının yapılarak verinin sınıflandırmasının sağlandığı yöntem. Basit bir örnek. Mesela yorumlardan bahsedelim. Yorumlarda duygu analizi yapacağız diyelim. E-ticaret sitesi için yorumları analiz ediyorsun. Pozitif mi, negatif mi? Bu bir NLP konusu aynı zamanda. Bu otomobil kiralanabilecek en kötü araba. Negatif. Güzel hizmet. Memnun kaldım. Makine akıyor. Pozitif. Gibi. Bak burada sınıflandırdım. Pozitif ve negatif olarak. Fakat bu her zaman böyle basit olmaz. Burada işler karışabilir. Çünkü dil biraz fazla tri olan şey. Yani bazen öyle cümle kurarsın ki yani iyi bir şeymiş gibi olur ama iğnelersin mesela. Ben bu işte ustayım mesela. Yani tam böyle iyi bir şey söylüyorumdur ama aslında iğneliyorumdur. Neden? İşte ekip arkadaşlarımızı seviyorum. Onlara gıcık olsun diye yapabilirim yani. Orada mesela NLP yanılıyor. Beni aldattın diyor. Tabii ki bu tür metinleri de öğrenebilen modeller geliştirilebilir. Fakat üzerinde uğraşmak gerekiyor. O da dile bağlı bir şey. Her dil için ayrı ayrı uğraşmak lazım. Regression. Burada da her bir gözlem için öğrenilen verilere bakarak değer tahmini yapmaya mesela örnek verebiliriz. Örneğin 2010 yılında inşa edilen İstanbul'un X semtindeki 5. kattaki bir evin fiyatı 1,5 milyon lira. Şu an öyle bir dünya yok işte bak. 4 yıl önce bu sunumun bu kısmını hazırladığımı anlayabiliyoruz buradan. Çünkü artık 1,5 milyon liraya gazoz açacağı alıyorsun. Evin balkonu, oda, banyo sayısı, denizi görüyor mu? Ve benzeri. Bak burada da gene domain uzmanlığı. Şimdi sen siber güvenlik tarafında data scientist olabilirsin. Fakat emlak bilmiyorsun. Burada işin emlağın mühendisliğini yapan birilerinin sana domain uzmanlığı yapması gerekiyor. Çünkü bir evin değerlemesini ancak onlar bilirler. Ama bunu profesyonel yapan, yani köşe başındaki emlakçıdan bahsetmiyorum. Unsupervised learning. Bu yöntem hedef çıktılar, bu yöntemde hedef çıktılar verilmez. Modelin kendi içinde verilen girdilerden bir şablon, patern oluşturması beklenir. Etiketsiz gözlemlerden yapılan öğrenme süreçidir. Algoritmanın örüntü, yani patern aslında bahsettiğim.
Örüntü keşifleriyle kendi kendine öğrenmesinin beklendiği bir yöntem. Kümeleme, gözlemlemenin homojen bölgeleri ayrıldığı, mesela bir şehir ya da ülkenin sosyolojik insan gruplarını gruplamak, clustering, boyut azaltımı ve benzeri geçiyorum bunları. Bu da semi-supervised. Bunlar basit şeyler. Reinforcement learning Türkçesi pekiştirmeli öğrenme. Yani ben kullanmıyorum pekiştirmeli öğrenme tabirini ama gözetmeli öğrenmenin özel bir hali. Modele hedef çıktılar verilmez. Onun yerine modelin çıktılarının ne ölçüde doğru olduğunu belirten dereceler verilir. Aslında çok basit bir tarif. Fakat şöyle. Reinforcement learning çok kapsamlı bir şey. Bir environment diye bir şey var. Şurası. Bu bir simülasyon ortamı da olabilir. Bir fiziksel ortam da olabilir. Bir environment, bir oyunun ortamı da mesela. Oyun içerisinde bir mahalledesin diyelim. Binalar falan var, yollar var. Bu da bir environment'tır. Doğru. İçerisinde de bir aynı senaryoda bir otomobil var. O otomobil de senin agent'ın oluyor. O agent mahalle içerisinde o yollarda falan trafiğin olduğu yerlerde hiç kimseyi insanı ezmeden, arabaya çarpmadan, binaya girmeden gezmeyi öğrenecek. İşte agent o environment üzerinde reinforcement learning ile öğrenmesi gerekiyor. Reinforcement learning'de de diyorsun ki bak bu yoldan giderken diyelim ki sağa kırdın direksiyonu, kaldırıma çıktın, ceza puanı. Aslında ödül veriyorsun ama eksi ödül veriyorsun. Bu da ceza demek oluyor. Mesela ilerliyorsun, başarılı, sorun yok. İşte güzel güzel kurallar uyuyorsun, çizgi çıkmıyorsun, kimsenin üstüne çıkmıyorsun falan. Artı puan alıyorsun. Bunun nasıl programlayacağım bize bağlıdır. Tamam. Hani ben buna nasıl puan vereceğim, neye göre puan vereceğim, bu polisileri ben belirliyorum. State and reward vesaire çok detaylı bir konu. Geçiyorum kabaca böyle. Sonlara doğru geliyoruz artık. Yapay zeka projesine hazırlık. Öncelikle bunu hani çok kişi merak ediyordur. Özellikle bir proje geliştirmek isteyenler falan. Biz yapay zeka proje ya AI Project Manager eğitimleri de verdim ben yıllarca. Yapay zeka proje yöneticisi. O da zorlu bir alan. Normal bir proje yöneticisi bir yapay zeka projesini yönetemez. Önce bilmen gerekiyor yönetmek için. Sorun nedir? Öncelikle sorunu tespit etmek lazım. Soruna göre yapay zeka alt başlığına odaklanacak. Bu nedenle önemli. Bir görüntü üzerine sorun çözülecekse algoritmalar, teknolojiler, kurallar ona göre belirlenecek. Ekipler buna göre belirlenir. Bazen görüyorum. Görüntü üzerine çalışacak bir proje yapmaya çalışıyorlar. Ekipte kimse görüntüyü bilmiyor. Veri bilimi eğitimi almışlar buradaki kişiler. Türkiye'de veri bilimi daha çok pandaslar yani veri seti üzerinden veri incelemek. Şimdi bunun yapay zeka ile ilgisi yok. Deep learning falan yok burada. Haliyle görüntüyle hiç alakası yok. Görüntüyü bilmiyor. Öncelikle computer vision'dır bunun temeli. Yani yapay zeka kenara bırak. Görüntü uzmanlığının temeli computer vision'dır. Orada derinlemesini öğrenebilirsin. Sen bunun üzerine deep learning tarafında artificial neural network ve CNN gibi algoritmaları koyduğunda gerçek bir uzman olabilirsin. Fakat ekipte görüntü odaklı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Herkes temel seviyede machine learningçi. Hiç görüntüyü bilmiyorlar mesela. Yapmaya çalışıyorlar. Yapay zeka ile çözülecek sorun üzerine bir domain uzmanı var mı? Şart. Mesela güvenlikten konuşalım. Şimdi o güvenlikteki uzmanlığı, diyelim domain bilgisini ben biliyorum. Mesela ne olsun? DDoS konusunda uzman. Şimdi siz ben DDoS konusunda uzmanım. Fakat ekipte şey yok. Örneğin siber güvenliği bilen yok. Temel network sistem bunları bilen yok mesela. Ben DDoS saldırıları da yapıyorum. Savunma tarafını da biliyorum vesaire. İşte bu senaryoda deep learningçilere, machine learning uzmanlarına benim danışmanlık yapmam lazım bu ekipte. Önce DDoS'u anlatmam gerekiyor hepsine. Sonra veri setlerini hazırlamam. Benim yönetmem lazım o kısmı. Sonra testlerini bile ben
kontrol edeceğim çünkü uzman olarak. Finans alanındaki yapay zeka sorununu sadece en iyi yazılımcılara sahip olarak çözemezsiniz. Aynı zamanda finans alanında iyi ve teknik süreçlerde anlayan finansçılar da gerekir. Başarı hedefi nedir? Bir yapay zeka projesine başlıyorsanız başarı hedefi olmak zorunda. Bu şart. Mesela %100 üzerinden sıfırdan 100'e kadar bir değerimiz var. %85 kimi projede başarılıdır. Kimisinde yetersizdir. Kimisinde %65 çok başarılıdır. Çünkü zorlu bir alan. %65 bile bana milyon dolar kazandırıyordur mesela. Performans, verimlilik olarak başarılı olabilir. Kimisinde de %99 bile yetersiz olabilir. Mesela person detection. Ya person'ın ne olduğunu bilmeyen yapay zeka modeli kalmadı artık. Kişi nedir, insan nedir falan gibi. Burada da bu yapay zeka ile çözecek sorun belirlenmiş olabilir. Ancak hedeflenen başarı oranı ne? Eğer başarı oranı belirlenmediyse modelin testi sonrasında elde edilen başarı oranının bir anlamı olmayacaktır. Karşılaştırma yapabilmek ve testin başarı oranını ölçebilmek için başarı oranı hedefi belirlenmelidir. Bu arada bu slaytla birlikte bitireceğim bu bölümde. Önemli bir kısım olarak düşünüyorum. İnsanlara farklı yaklaşım vermek için. Normalde slaydın devamı var ama burada bitiriyoruz. Sorunu çözmek için yeterli veriye sahip misin? Eğer yeterli veri yok ise veri çoğaltmak için yani data augmentation denir. Çeşitli yollar bulunmalı ve teknikler uygulanmalı burada. Önemli bir konu. Veri internetten bulurum diyebilirsin ama kim bulacak? Ben bulurum dersin. Nasıl etiketleyeceksin? Etiketleme diye bir şey var. Mesela görsel verilerle yapıyorsun bunu. Diyelim. 1 milyon tane görsel veriyi diyelim ki buldun. Bir tane script yazdın. Var öyle hazır scriptlerde. İnternette search ediyor. Senin istediğin filtrelere göre o Python library'si sana getirir. Download eder senin terabaytlarca olan diskine. Sonra peki yaptım bunu. Bunu almış olman datasete dönüştüğünü göstermiyor. Elden geçirilmesi lazım. Kaç? 1 milyon tane görsel. Her birisi için 1 dakika ayırdığını varsayalım. 1 milyon dakika. Bunu kim yapacak? Ya da kimler? Parayla mı yaptıracaksın? Sen mi yapacaksın? Kaç ay sürecek? Gibi. Bunun için Mechanical Turk gibi ya da birçok alternatif yer var. Parayla sen veri setini veriyorsun. Orada etiketlemeler yapıyor ama çok para olabilir. Maaşlı olarak alırsan aynı şekilde senaryolar geçerli. Aylarca, belki 1 yıl boyunca birkaç kişi alacaksın sadece etiketleme yapacaklar. Doğru teknolojileri seçtiğine emin misin? Her sorunu çözmek için farklı bakış açıları ve teknolojiler gerekebilir. Çeşitli performans ve yeterlilik karşılaştırmalarını inceleyip daha sonra karşılaşacak sorunlar bertaraf edilir. Gerçek bir yapay zeka projesi yapmak gerçekten problemli. Gerçek seviyede yapmak. Yani cloud ortamında yapay zeka yapmaktan bahsetmiyorum. Hazır pre-trained modelleri alıp bir şeye dönüştürmekten bahsetmiyorum. Bunlar basit şeyler. Yani sen bir şey yapmıyorsun orada. Hazır bir model var. Eğitilmiş. Yani birçok kişi o veri setini hazırlamış. Onun üzerine devasa veri üzerine bir model geliştirilmiş. İnsanlar milyon dolarlık donanımlar üzerinde bunu eğitmiş. Sonra pre-trained olarak parametrelerini yayınlamış. Sen onu sadece tek tıkla indirip parametrelerini bir uygulamada kullanıyorsun. Bu pre-trained modu. Yani çok yaygın, çok işe yarar. Fakat bunu kullanıyor olman yapay zeka geliştirdiğini göstermez. Onu geliştirenler yapay geliştirdi. Velhasıl gerçek bir senaryoda o altyapıları yapmak, ciddi bir trafikle bunu yapmak, ciddi maliyet ve ciddi teknik uzmanlık gerekiyor. Maliyet hesabı. Burada da çok fazla konu var gene. Son sayfamız. Sonra sorularınızı isteyeceğim varsa. Zekada göreceli olarak en yüksek maliyet kalemlerinden biri donanımsal hesaplama gücüdür. Özellikle resim, video, ses ve benzeri gibi bu kompleks data olarak geçer aslında. Bunlar üzerinde yapılacak çalışmalarda yüksek GPU, CPU, RAM, hard disk gerekiyor. Mesela ben
Görüntü üzerine çok çalıştım. 2009'da da Computer Vision üzerinde projeler, ticari projeler yapıyordum. İşte 2010'da mesela video processing yazılımları falan geliştirmem gerekiyordu. Haliyle onların ne kadar angarya işini, ne kadar donanımsal maliyetinin yüksek olduğunu biliyorum. Farklı şekillerde. Yapay zekada da aynı. Çok fazla gideri var bu tür şeylerin. Fakat en ucuzu metinsel verilerdir. Gene fakat ChatGPT tarzında bir şey yapacaksanız o iş öyle olmuyor. Orada çok çok fazla text tabanlı veri olduğu için bunların üzerinde de eğitim yapmak gene çok derinlemesine ciddi maliyet. Bunlar hesaplandı mı? Cloud'da yapabiliriz diyenler olabiliyor. Maliyetleri gösterdiğinde vazgeçiyorlar. Cloud maliyetleri hesaplandı mı? Cloud daha ucuz da olabiliyor. Hani insanların ilk aklına Cloud'da yaparız diyor ama bu iş öyle değil. Cloud'daki işte Azure, AWS, Google bunlar hayrına vermiyor GPU'ları. Onlar da parayla alıyor, değil mi? Yani saatlik olarak sana o modeli ne kadar, kaç paraya eğittirecek ve diyeceksin ki ben bir GPU'da değil daha hızlı bir şimdi 10 tane GPU, 50 tane GPU'da yaptım. Çarpı 10, çarpı 50. Disk hesaplaması vesaire saatlik olarak hesapladığında ciddi batıyorsun. Yapay zeka modellerinin, projelerinin çoğunda geliştirme süresi tahmin etmek mümkün değil. Genellikle ve muhtemelen geliştirme sırasında ciddi ertelemeler olacak. Buna hazır mısın? Gerçekten böyle. Şu senaryo hariç. Mesela ben bir konuda çalışıyorum. Bu bir konuda da sürekli bu alanda iş yapmışım. Yani ben neyin ne kadara mal olduğunu artık o kadar yaşamışım ki tahmin ediyorum. Zor değil benim için. Evet, ben bu durumda maliyet tahmini yaparım. Fakat farklı farklı senaryolarda daha önce çözmediğim bir sorun ama algoritmayı iyi biliyorum. O veri seti mesela görsele hakimim, onun algoritmalarına hakimim. Fakat o domaini bilmiyorum. Maliyet artacaktır gibi. Bir dedicated server kurup bir veri merkezine koyup yayın yaparım diyebilirsin ama gene olmuyor. Bu gerçekçi değil. Ancak yüksek hesaplama yapan bilgisayarlarda yüksek ısı oluşur ve yüksek elektrik enerjisi harcar. Bu durumda ilgili veri merkezi senin sunucunu kendi ağına dahil etmek istemeyebilir. Alternatifin var mı? Ki birincisi bir tane sunucuyla, bir tane rack serverla bunları yapamazsın. Onlar da GPU için tasarlanmamışlar onlar çünkü. CPU olarak tasarlanmıştı. Bizim GPU'ya ihtiyacımız var. Dedicated server yaptın, bir tane sunucuyla bunu yapamazsın. Yani ciddi büyük bir şey yapayım diyorsan. Ve benzeri API olarak sunulacak görüntü analizi yapan bir yapay zeka projesinde sunucu maliyetleri çok yüksek olacaktır. Müşterinin, istemcinin client ve mobile cihazlarında kullanarak maliyeti düşürebilirsin. Burada demek istediğim sunucunun yapacağı işi clientlara yaptırabilirsin. Farklı tekniklerle. TensorFlow mesela JS var. JavaScript ile kullanıcının client'ın tarayıcısının üzerinden onun kaynağını kullanabiliyorsun gibi. Ya da Federated Learning diyebiliriz. Bu da bambaşka IoT ve mobile tarafta kullanılabilir. Özel bir sorunu çözeceksen veri setini kendin oluşturmasın. Bunun örneğini verdim. Bu kadardı. Ben ekranı şöyle kapatayım. Ya da şöyle diyeyim. Bir tane de çok güzel bir kısım var. Sonraki kısımda burayı da göstereyim. Özellikle yeni başlayanlar şunu merak edebiliyor. Bir model neye benziyor? Model, machine learning, deep learning algoritması diyelim. Matematiksel kısmını geçiyorum. Kod olarak şuna benziyor. Bu bir TensorFlow kodu. Ne kadar basit diyebilirsiniz. Bunu bilmeyen birisinin anlaması için birkaç ay boyunca eğitim alması gerekiyor. Ne kadar basit. Ama evet, birkaç ay boyunca eğitim alın. Bunu anlamak için. Python biliyorsanız bile. Bir veri setini çekiyorsun ki bu bir dummy dataset üzerinde yapılan çalışma. Ve Hello World çalışması aslında. Veri seti üzerinden aldın. Bunu dörde bölüyorsun. Veriyi ve label diyelim. Böldün. Sonra normalization yaptın. Sonra bir sequential model oluşturdum burada. Bir düzleştirme katmanı var, flatten. Dense katmanı var, dense layer. Sonra dropout katmanı var, regularization
için, işte ezberleme sorunu çözmek için. Sonra bir dense katmanı var, çıktı katmanı olarak. Sonra bunu derliyorsun, compile ediyorsun. Optimizer ile loss function'ı veriyorsun, metrikleri veriyorsun. Sonra fit ile eight diyorsun. X train, Y train verdin. Epoch olarak 5. Bu veri seti üzerinde 5 kere eğitimi tamamla dedin. Sonra da evaluation. Evaluation, değerlendirme. Bu görebileceğiniz en basit TensorFlow modeli. Hatta TensorFlow değil, Keras modeli bu. TensorFlow Function'ın API var. Orada daha detaylı yaparsınız bunu. Fakat bir artificial neural network'ün mimarisi genellikle birkaç on satırdan fazla olmaz. Ustalık o birkaç on satırı yapabilmek için yıllarını vermen lazım. Ciddi şekilde. Sonra production tarafıyla alakalı. Bu Google'ın dokümanı. Genel olarak şöyle diyebiliriz. 2015'te yayınladığı bir doküman bu. Ve genel bir machine learning production ortamını temsil ediyor aslında. Diyor ki özetle %100 doğru olarak senin geliştirdiğin o machine learning kodu var ya, o genel production içerisinde %5'lik bir kısım diyor. Geri kalan %95 bunlar diyor. Bunların hepsini yapacaksın. Yani o yüzden benim Machine Learning as a Service sunumumda yıllardır kurumsal tarafta anlattığım şey var. Machine Learning as a Service demek şu. Geliştirdiğin yapay zeka modelini production ortamına deploy etmek ve sonraki süreçler. Bu aslında AI Engineer konusu. Biz onun uygulamada eğitimleri veriyoruz uzun zamandır. Burada aslında onun altyapısı, pipeline'ın bütün infrastructure'ın oluşturması var. %5 kısım sadece o basit kısım diyor. Ama bu 2015. 8 yıl geçti aradan. Ben diyorum ki şu an %2'lik kısım en fazla. Machine Learning kodu. Çok basit bir kısım. Günümüzde AI projelerinin çoğunun başarıyla production'a çıkamamasının sebebi şu. Üniversitelerde vesaire bu bütün dünyada böyle. Mesela Data Scientist, Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer vesaire bunlar production'la, yazılımla alakalı çok fazla bilgisi yok. Sadece modeli biliyor. Modeli geliştirir. Fakat yayınlayamaz. En fazla yapabileceği basit bir Flask uygulaması yapıp deploy ettim demek. Ama o şekilde para kazanamazsın orada. Hiçbir işe yaramaz. Sadece MVP demosu yaparsın. Velhasıl burası da böyle. Ben son olarak şurayı göstereyim size. Bu application başlıkları, bunları farklı şekillerde konuştuk. Model lifecycle'da Machine Learning Model Development Lifecycle var. Basit kısmı burası. Sonrasında bir AI modelinin veri setinin oluşturulması, prepared data. Bunu nasıl yapıyorsan, ya internetten mi buluyorsun, satın mı alıyorsun, ekiple mi yapıyorsun? Sonra train model, modeli geliştirmişsin artık. Bu veriyle o modeli eğitiyorsun. Sonra bu eğittiğin modelin parametrelerini çıkartıyorsun. Sonra package model aşaması var. Burada da modelin paketlenmesi özetle. Bu çok basit bir şey. Çok böyle müthiş bir şey gibi görünüyor ama. Bir model var. Sen bunu eğitmişsin. Parametre dosyası çıkmış. O da öğrendiği dosya demek. En kritik şey o aslında. Bir binary dosya. Sonra sen bunu örneğin Python üzerinden örnek verirsek bir library'e dönüştürüyorsun ki production'a hazır hale getirirsin, değil mi? İşte bir library'e dönüştürüyorsun. Veri şuradan gelir, bunu böyle yapar vesaire diye. Sonra bunu validation işlemi, sonra deploy ediyorsun. Deployment süreci. Çok basit gibi görünüyor ama çok zor bunlar. Özellikle proje altyapısı, yani büyük bir şey yapıyorsan bayağı zor. Oralarda kullanman gereken çok fazla alt infrastructure yazılımı da var, open source vesaire. Monitoring kısmı aynı. Çok derin alan. Fakat ben antrenman yapıyorum sadece, üniversite projemi yapıyorum falan diyorsan zor değil. Orada veri setini buldun, model geliştirdin, eğittin. Çok basit bir paketleme işlemi. Sonra bunu Flask framework ile mesela diğerleriyle de yaparsın sorun değil. Django vesaire. Flask daha basit. Makro framework. Flask ile bunu deploy edersin. Çok basit. API'den gelen veriyi JSON olarak gelen veriyi parse edersin. Onu bir parametre olarak senin modeline gönderirsin. O da sana çıktı verir.
Yine bunu JSON'a dönüştürüyorsun onun çıktısını. Kullanıcıya response dönersin. Request, işlemi yap, response. Fakat production'da bu böyle olamaz. Hocam Streamlit ile web yapmak da mı sadece MVP? Kesinlikle MVP. Production experience yazılım tarafında gelişmen lazım. Yazılım, bak gerçek AI engineer çok derinlemesine yazılım bilgisi olan kişidir aynı zamanda. Günümüzde machine learning engineer'i yanlış kullanıyorlar. Gene görüyorum. Machine learning developer mesela. Bunu şöyle ayırıyorduk. Mesela ben geçen sene AI engineer uygulamalı eğitim yaptım. Sıfırdan bir modelin tasarımından en ince işçiliğinden başladık, teorisinden vesaire. Bütün algoritmaları derinlemesine kod yazarak yaptık. Sonra production'a geçtik. Aylarca sürdü. 10 bin satırdan fazla kod yazdık orada. Bunun adı AI Engineer. Olması gereken buydu. Fakat Türkiye'de AI Engineer rolü çok bilinmiyor. Machine Learning demeden anlamıyorlar. Mesela illa Machine Learning Engineer demek lazım. O yüzden Machine Learning Engineer'e çevirdik o eğitimi. Adını değiştirdik sadece, içerik aynı. Yani production tarafı. Çünkü AI Engineer production odaklı ciddi bilgi sahibidir ama derinlemesine yazılım bilgisi vardır. Hatta production'da yazılım geliştirme ve yönetme tecrübesi vardır. Aynı zamanda yapay zekada da vardır. Bunları birleştirdiğinde AI engineer oluyorsun. Production seviyesi için de bunlar gerekiyor. Şimdi Streamlit sadece sen ufak tefek testler yapıp hızlı bir şekilde görselleştirmek istiyorsun. Bunun için tasarlanmış bir library. Bunun gibi güzel şeyler var. Onları kullanın. Kendi antrenman olarak geliştirdiğiniz şeyler olacak sonuçta, değil mi? Onları da bir yerlerde göstermeniz, belki bir video, bir GIF, intro yapman falan gerekir. Kendi sitende göstermen gerekir. Onları o şekilde kullanabilirsiniz. Hızlı prototipleme yazılımları diyebilirsin. Production experience için öncelikle web yazılım altyapısını, normal yazılım, bir programlama dilini çok iyi bir şekilde bilmen, web yazılım geliştirme altyapısı. Sonra MLOps bilgisi gerekiyor. Database vesaire bunları zaten bilmelisin. Uzun bir yol yani. Sonrasında da son slide artık burası. Şöyle, bu da küçük bir şekilde anlattığım kısım diyebilirim. Görselde bizim video kayıtta da çıksın diye sonraki slide'ı da şöyle göstereceğim. Fakat anlatmayacağım. Bunu kabaca çünkü anlattım daha önce. Burada sorularınızı alayım artık. Sunumu kapatıyorum. Sadece bir sorum olacaktı. O da nereden başlamamla alakalıydı. Fakat YouTube'da sizin başlangıç rehberi videonuzda linkini. Evet. Orası iyi olur. Yazılıma başlangıç rehberi de var. 1 saat 15 dakika filan. Orada da ciddi tavsiyelerim var. Yazılım. Onu da dinlemelisiniz. Ayrıca tavsiyeniz varsa alabilirim. Ben siber güvenlik, yapay zeka bu iki alanla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu bizim AI Sec Lab Discord'da İçeride birçok webinarlar yapıyoruz. Orada ayrı bir kariyer sohbeti gibi yaparız. Burada da bu mini bootcamp'in devamındaki bölümlerde konuşacağız. Mesela sonraki siber güvenlik, bu mesela yapay zekaya başlamıştı. Yapay zekaya genel bakış. Sonraki yayın siber güvenliğe genel bakış olacak. Orada AI security ve security AI biraz daha sohbet edeceğiz. Oralarda konuşalım. Neuroscience konusunda araştırma yapmak istiyorum. Başlangıç olarak ne yapabilirim? Nasıl dersler almalıyım? Üniversitede veya önerdiğiniz bir sertifika var mı? Uzmanlık alanım değil bu. Ben sadece neuroscience tavsiye ediyorum. Ben bilgi vermeyeyim orada. Engineer üzerine bahsettiniz. Şöyle genişleteyim. Engineer üzerine bahsettiniz. Eğitimi eğer sektör toplumunuzdan veriyorsunuz.
Evet, onun adını değiştirdik. Machine Learning Engineer artık o. Orada sitede bulabilirsin. AI Sec Lab hakkında daha çok bilgi alabilir miyim? Tabii arkadaşlar ulaşacaktır Volkan'a. Siz ve AI Sec Lab'ı yeni Cihan Çalışır ile olan sohbet videonuzda keşfettim. Eğitimlerinizden bahsedebilir misiniz? Ve sitenizdeki Machine Learning Engineer altındaki eğitimler oldukça dikkatimi çekti. Konu içeriğinde yapıyorsunuz örnek. Evet, geçen sene yaptığımız AI Engineer içerisinde Reinforcement Learning de vardı. Fakat çok çok ağır geldiğini fark ettik katılımcılara. O yüzden o bölümü çıkardım. Machine Learning Engineer'da Reinforcement Learning yok. Onu çok istek olursa ayrı bir eğitim olarak yapabilirim diye düşünüyorum. Reinforcement Learning'i. Yani biraz daha kurumsal farklı çalışmalar da yapıyorsun. Orada katılmayı düşünüyorum. Peki. Sorularınızı. Ha. Evet. Tuğberk. Security Tool Development. Orası yapay zeka yok orada. O eğitimde. Security Tool Development. Bildiğin Python ile birçok dille yapabiliyoruz ama Python daha uygun olur katılımcılar için. Python ile güvenlik uygulamaları geliştirme eğitimi. Güvenlik araç geliştirme. Yıllar öncesinde bile hacking araçları geliştiriyorduk. Biz bunları tabii ki çok kötü amaçlı şeyler yapmıyoruz. Aşırı saldırı odaklı vesaire. Ama pentest, test vesaire bu tür yazılımları geliştirme. Kod analizleri, log analizleri, o network'le alakalı hem sistem seviyeli hem network seviyeli yazılımları geliştirmek. Çünkü bunların üzerine zaten güvenliği inşa ediyorsun. Güvenlik odaklı ufak ufak saldırı ve savunma odaklı yazılımlar geliştirmek. Tamamen bunları geliştirme odaklı. Yapay zeka yok onda. Ama sıfırdan geliştiriyorum. Aynı şekilde ML kursuna başladım. Import Pandas kısmına kadar geldim. Ancak yazılan kodları pek anlamadım. Kursunuzda kod yazma araştırması var, alıştırması var. Bizim eğitimler tamamen uygulamalı. Ve hiç Python bilmeyen birisini eğitime doğrudan almıyoruz. Onu belli bir eğitimden geçiyoruz. Bizim kaynaklarla, zaten var olan kaynaklarımızla belli bir aşamaya gelmesini istiyoruz. Başka sorusu olan alayım. Python'da nasıl bir seviye? Bu tür çalışmaları yapabilmek için Python'da orta seviye dediğimiz OOP tarafı, Object Oriented Programming'e hakim olmak gerekiyor. Dosya işlemlerine hakim olmanız gerekiyor. Bunların hepsi benim YouTube kanalımda onlarca saatlik video olarak var. Sadece dosya işlemleri için bile birkaç saatlik var. Yani detaylı anlatıyorum. Aynı zamanda veri tabanı işlemleri biliyor olmanız lazım. Mesela SQL Injection'dan bahsedeceğim diyelim. Ya da web uygulamayı bir şekilde manipüle edip veri tabanından bir veri alacağım diyelim. Veri tabanını bilmesi gerekiyor o kişinin. Bu da SQL gibi. Temel web programlama konularını bilmek gerekiyor. Bunun için de gene benim mesela RESTful API temelleri gibi bir videom var. Flask ile, yani Python Flask ile bir web uygulaması geliştirme playlistim var. Bu da herhalde 15 saat falan vardı. Ücretsiz orada duruyor. Onlarda da webin temellerini öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra güvenlik doğru. Yani ben size bunu bazen sektörde de söylüyorlar, soruyorlar da ben size gerçek güvenlikçi olmayı vaat ediyorum. Bunun için de önce bir şey geliştirmen lazım. Geliştireceksin, sonra yıkacaksın. Konuya hakim olacaksın, sonra onu yıkmayı öğreneceksin. Hazır pentest araçlarıyla bir şeyler yapmak, hani YouTube'da bile öğrenirsin basit şeyler. Kübra demiş ki son zamanlarda Cisco, CCNA tarzı eğitimleri arıyordum. Çoğu yüksek fiyatı geldi. Sizin bildiğiniz ya da gerçekleştirdiğiniz ücretsiz olarak alabileceğimiz bir platform var mı? Ya da öğrenebileceğiniz bir platform var mı? Bunu yine içeride sorun. Discord ortamında. Bizde bu eğitimleri alanlar da var.
güncel olarak alanlar var. Onlar cevaplasın. Evet, güzel bir cevap gelmiş mesela. İSMEK kurslarına bakabilirsin. Başka sorusu olan? Varsa hızlı bir şekilde gönderin arkadaşlar. Siber güvenlik özellikle dolar üzerinden oluyor. Eğitim Türkçe olmasına rağmen araştırdığımda 1000 dolar fix fiyat. Peki. Rica ederim. Esat, teşekkürler. O zaman sohbetin ya da soruların devamını Volkan son olarak demiş ki prompt engineering popülerleşiyor. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Prompt engineering çok ilkel, çok basit bir konu. Herhangi bir teknik uzmanlığa sahip olmanıza gerek yok bunun için. Bu nedenle ona çok fazla vakit ayırmayalım şu an. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar katıldığınız için. Soruları bizim Discord ortamında devam ettirebilirsiniz. Orada diğer arkadaşlar da yardımcı olacaktır. İBB Veri Laboratuvarı'na da teşekkürler organizasyon için. Biz teşekkür ederiz hocam. Müsaadenizle soruları tamamladık sanırım. Yayını kapatıyorum müsaade ederseniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.